Bakara suresi 248. ayet. Peygamberleri onlara onun hükümdarlığının alameti içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki bunda sizin için büyük bir işaret vardır. İbranice'de Aron Ha Kodeş denilen bu sandık 2500 yıldır aranıyor. Bilinmiyor, bilinemiyor, bulunamıyor. Kimler peşinde ve sandık nerede? 2500 yıldır bulunamayan ahit sandığı nerede? Kayıt dışına hoş geldiniz. Bu hafta konunun uzmanlarıyla ahit sandığını konuşacağız. Araştırmacı yazar, tarihçi yazar diyeceğim Erhan Altunay ve tarihçi Doktor Nimet Elif Ulu bizimle birlikte bu hafta. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz Erhan hocam. Merhaba, teşekkürler. Şimdi geçtiğimiz hafta özellikle Ayasofya'nın üzerindeki ahit sandığı ışıklandırması çok konuşuldu ve yeni soruları beraberinde getirdi. Biz de 2500 yıllık bu sırrı elbette birçok platformda farklı kaynaklar masaya yatırılarak konuşuldu ama Erhan Altunay özellikle bu konunun sorulacağı Türkiye'de sayılı isimlerden biri. Elif Hoca'yı ilk kez ağırlıyoruz. Çok keyif alıyoruz. Çok önemli çalışmaları var. Program içinde zaten konuşacağız. Ezoterik örgütlerin neden ahit sandığının peşinde olduğunu en iyi açıklayan isimdir şüphesiz Erhan Altunay. O yüzden çok keyifle ve mutlulukla ağırlıyoruz bu hafta. Ayasofya'nın şifresini aynı zamanda konuşacağız. Şimdi diyorsunuz ya İstanbul deyince Erhan Altunay akla gelir. Tabii Ayasofya deyince de haliyle Erhan Hoca akla geliyor. Sembolde konuşacağız Ayasofya'nın sembollerini ama şifresini, Ayasofya'nın şifresini veren semboller tabii ki masamız olacak. İlla ki ahit sandığıyla bütünlük arz eden semboller bunlar. Şöyle ben az önce doğru mu söyledim bilmiyorum. İbranice'de Aron Ha Kodeş dedim ahit sandığı. İbranice'ye de hakim olduğu için Latince, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca birçok dile hakim olduğu için gerçek bir tarihçi kendisi. Hataşçı oldu. Aron Ha Kodeş'e soralım. Şimdi evet, ahit sandığına başlayalım. Genel soruyla başlayacağım. Ahit sandığı nerede ama neden şimdi Ayasofya'dan sonra biz ahit sandığını şimdi yeniden merak ediyoruz? Genel anlatalım. Osmanlı'ya girelim. Elif'in uzmanlık alanı. Çok Osmanlı'da güzel, çok batılı itikatlar, var. İnançlar. Evet. Çok farklı. O da tektir yani evet, Türkiye'de farklı. Her zaman için. Böyle merak edilmeyen, acayip evet. Şeyleri merak etmek konusunda ortak evet. Arkadaşımla. Yani anca deli işini yapanlardanız evet, evet. Böyle. İlk yapıyoruz. Valla ben başlayayım izin lütfen, verirsen lütfen, ahit sandığıyla lütfen, sonra lütfen, şey yaparız. Şimdi aslında çok... özür diliyorum. Hashtag söylemedik. Etiketi söylemedik. Uyarı geldi. Evet. Erhan Altunay belirledi bu hafta etiketimizi. Herkesin aradığı. Herkesin aradığı etiketiyle yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Herkesin aradığı etiketimiz evet, bu. Erhan Hoca seçti etiketi. Herkesin aradığı. Evet. Yani suçu bana mı attı? Hayır. Gayet güzeldi yani. Ben sahiplenmeyeyim. Haksızlık olmasın diye. O zaman şey yapalım. Gene güzel soru soranlara ya da bir soru soralım. Yanıt verenlere şey verelim. İstanbul'un Latince kitabını. Aa. 5 kişiye verelim. Sürpriz. 5 kişiye kitap geliyor. Yelda'ya sormadım soru soran. Ama destek Yelda Hanım kırmaz bizi. Yelda Hanım'a sevgiler. Destek yayınlarına sevgiler. Evet. 5 kitap gelecek size. İstanbul'un Latin çağı ki içinde birçok şey var. Aynı renk. Çok. Evet. Aa, gerçekten bunun içinde. Evet, çok da güzel bir evet, kitap. Evet yani onu verelim. Öyle de herkesin kitap. Aradığı neymiş ne değilmiş ona bakalım. İnteraktif gidelim. Ki ben de hashtag'i kontrol edeceğim burada. Herkesin ben burada bakıyorum, aradığı. Okuyorum ben yazanları. Instagram'dan son postum diyeceğim ama daha paylaşamadım. Nihan resimleri atsın. Son evet, postumuzun altına da atabilirsiniz. Ben de şey yapacağım. Evet, evet ahit sandığıyla başlayalım. Ahit sandığı, ya şimdi şöyle bir şey. Bütün çağlardan beri, sen de daha iyi bilirsin. Şimdi Elif yanımda olunca ben de lütfen, biraz daha şey oluyorum. Hani bildiği konulara geldiğim için arada. Bu kutsal objeler ve kutsal emanetler her zaman insanın ilgisini çekmiştir. Yani bir şey hani pagan dönemlerden beri için evet. Bir yandan da, pagan dönemlerden beri ritüel yapılan bütün objelere hani bir kutsallık atfedilmiştir. Her zaman bir kutsal şey olmuştur ama tabii İslamiyet'e kadar gelen ve gerçekten önem taşıyan objelerden biri de kutsal ahit sandığıdır. Kutsal ahit sandığı üç büyük din içinde önemlidir yani. Yahudiler için zaten çok önemli anlatacağım. Hristiyanlar için önemli çünkü
o dönemden kalan kutsal emanetler arasında belki de kutsal emanetler arasında en önemlisi. Niye öyle olduğunu anlatacağım. Az önce de senin okuduğun ayet-i kerime ile alakalı evet. olarak biz zaten bir işaret olarak görürüz. Zaten onun ne anlama geldiğini programın sonuna doğru açıklarız. Belki de sonlarında oralara da geliriz. Önce Yahudilik açısından önemine bakalım. Çünkü Yahudiliği tek tanrılı dinler içinde farklı yapan çok önemli bir şey var. Tanrı direkt halkı ile konuşuyor onların inancına göre. Yani direkt diyor ki şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ne üzerinden ben konuşuyor? Ben bunu istiyorum. İşte ne üstünden konuşuyor? Diyor ki ben önce Musa ile tabii Hazreti Musa ile dağda konuşuyor. Ama ondan sonra diyor ki bir sandık yapacaksın ve ben seninle bu sandık vasıtasıyla konuşacağım. Yani Yahudilik içinde baktığımızda bu sandık Tanrı ile iletişim kurmak için şart. O olmazsa Tanrı ile bir iletişim olmuyor. Şimdi ne oluyor? Bakın o Tevrat'tan okuyorum. Tamam. Son dakikada bastık Nihan'la. Diyor ki Musa'ya, akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Şimdi akasya sembolünü unutmayın. Akasya tamam. ezoterik olarak çok önemli bir semboldür. Birinin yakasında da akasya rozeti görürseniz o masondur. O aynı şekilde Hiram Usta'nın gömüldüğü yerde akasya konulmuştu. Akasya nerede görürsek? Birinin ceketinde. Öyle mi? Onu öyle takıyorlar yani olmuş olarak. O yüzden şey yani artık çok belli olduğu için söylüyorum yoksa. Hı-hı. Hani kimsenin sırrını söylemek haddime değil de artık bilmeyen kalmadığı için. Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu 2,5, eni ve yüksekliği 1,5 arşın olsun. Burada şey ölçülerini veriyor. İçini de dışını da saf altınla kapla. Bunu direkt Tanrı söylüyor, bildiriyor. Çevresine altın pervaz yap. 4 altın halka döküp 4 ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak. Yani nasıl yapacağını aslında sandık. Bizim 4 kollu gibi son yolculuğa giden. Tabut gibi, zaten tabut diyoruz, sanduka diyoruz, sandık. Taşınan bir sandık. Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla. Sandığın taşınması için sırıkları yandaki halkalara çevir. IKEA gibi anlatıyor burada. İsim verdik ama artık. Yani ne yapayım bir yani şey. Evet. O tür mağazalar gibi. Ve diyor ki anlaşmanın taş levhalarını sana vereceğim. Onları sandığın içine koy. Şimdi orada demin ayeti okudu. Bir bakiye var diyor. Bakiye diyor, evet. Bakiye tabii yani kutsal bir emanet anlamında hı hı. kullanılıyor. Türkçe'de bakiye kutsal emanet anlamında da kullanıyoruz. Hani eski dilde azizlerin bakiyeleri falan denir. O bakiye aslında 10 emrin konduğu tablet olarak geçiyor Yahudi kültüründe. Bu Kur'an'da bazı üstü kapalı geçen ifadeler Yahudilikle açıklandığında mesela o sandığın içinde 10 emir olduğu söylenir, tabletler olduğu söylenir. Hani işte 10 emir Yahudiliğin onun içindedir denir ama içinde başka şeyler de olduğu söylenir. Saf altından bir bağışlanma kapağı yap. Yani sandığın üstüne bir kapak yap ama saf altın olsun. Aslında bir kapak resmi olacaktı. Nihan bende var dedi. Ahit sandığının kapağının... Kapak diyorum ahit sandığı resmi. Evet. Kapağın iki kenarına dövme altından birer keruv yap. Keruv bir melek türü. İki meşhur melek var. Keruv ve seraf melekleri. Keruv dört kanatlı. Dört kanatlı ve çok önemli bir yerde daha geçiyor. Hazreti Adem cennetten kovulduğu zaman artık cennetin kapısına elinde ateş kılıçlarıyla keruv meleklerini koyuyor Tanrı. Bir daha oraya hiç kimse girmesin diye. Keruv melekleri burada karşımıza çıkıyor ki geliyor, Mezopotamya kültüründe vardır her zaman. Keruvlardan birini bir kenara, ötekini öteki kenara kapakla tek parça halinde yap. Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek, yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak. Öyle anlatıyor. Ve çok önemli işte burada
bu ahit sandığının aranmasına her şeye neden olan cümle geliyor. Seninle orada ahit sandığının üstündeki kerüvler arasında bağışlanma kapağının üzerinde görüşeceğim ve İsrailler için sana buyruklar vereceğim diyor. Peşine düşmelerinin sebebi bu mu? Bu. Son yani şu şekilde. Kerubiler. Evet. Bir, iki. Bağışlanma kapağı yapılıyor. Evet. Kapakla tek parça kerub melekle. Bu bir reprezentasyon. Ama var. Böyle kanatlar bakarak. Ve bunların arasından Tanrı'nın sesi duyulacak. Tanrı insanlarla konuşacak ve buyruk verecek. Halkalardan taşıyacaklar. Şunları söylüyor. Evet. Şunlar. Şu vaziyette ve bağışlanma kapağı da bu. Aslında böyle bir şey. Ölçüleri verilmiş, her şeyi verilmiş. Tamamen her şeyi bildirilmiş. Bir sandık bu Tevrat'ta geçtiği için her şekliyle kutsal. O yüzden neyin ne olduğunu çok iyi bilmek lazım. Buradaki bu görseldeki bütün bu detaylar... Biraz abartılmış ama var. Onu diyecektim yani. Biraz abartılmış ama var. Şimdi bu çok önemli bir konu. Çünkü bu sandık şekli Mısır'da da var. Tanrıları taşımak için kullanıyorlar. Tanrı heykellerini. Evet. Bunu biraz Mısır'dan alınan bir şey. Evet. Ama kutsal ahit sandığı dediğimiz bu. Şimdi kutsal ahit sandığı çok büyük bir önem taşıyor dedik. Çünkü Tanrı ile iletişim kurmanın tek yolu. Bunun peki şu dışında, anda iletişim kurmadıklarına mı inanıyorlar yani? Evet, iletişim yok şu an. Hiçbir şekilde konuşulamıyor. Hmm. Bakiyeler var. Şimdi onlar da bizim için evet. Önemine geleceğiz. İsrail'den, Mısır'dan çıktıkları zaman İsrailliler böyle bir şey, kusura bakma ilk girişi böyle uzun lütfen, yapacağım. Lütfen. Sen de istiyorsan yani Tanrı ile iletişim kurmak. Araya girebilirsiniz. Estağfurullah. Yani. Beyza'm, Tanrı ile iletişim kurmak konusunda maalesef biz oldukça geride kaldık diye düşünüyorum. Çünkü Allah'ın birliğinin ötesinde hayatımızın içinde o kadar çok başka bu iletişimi engelleyecek o kadar çok şey var ki hayatımızın içinde. O bağı kurabilmekte bence bugünün dünyasında insanlar çok ciddi sıkıntı içindeler. Çok gerçek fazla, anlamda. Gerçek anlamda yani çok fazla zamanla yarışıyoruz. Maalesef para hayatımızın merkezinde ve bence aslında şirk ya da eş koşmak denilen şey belki de bu. Belki de ahit sandığında anlatılmaya çalışılan şeyler arasında bunlar da olabilir mi acaba? Mutlaka olabilir çünkü kutsallıkla da İletişimi kaybediyoruz yani. Kesinlikle. Her şekilde. Yani sembolik anlamı da var. Sembolik yani anlamı da var. Saf altının bile bir sembolik anlamı var bence yani. Şimdi aslında fizikçi olarak söyleyeyim. Bu bir kondansatör yapısı tahta. Üstünde altın. Evet. Hani çarpıyor. Çarpar yani böyle bir şey. Evet, o yani olarak. Kimsenin dokunamamasının çarpmak olduğunu söylemiştir. Evet, potansiyel birikiyor tabii. Aslında öyle de bir yanı var. Peki kim dokunabiliyor? Mesela Nebukadnezar dokunabildi mi buna? Kim herkes dokunamıyor. Levi ailesinden olması lazım. Levi, Levi. Tamam, bunu fizikçi olarak nasıl açıklarsın o zaman? Belki eldiven takıyorlardı. Fizikçi olarak ancak böyle. Şimdi evet. Tabii özel yetenekleri olan insanlar tabii, da var. Hı-hı. Yani tabii. Her insan tabii ki Allah'ın özünden geliyoruz. Hepimizin ortak özelliklerimiz var ama bazılarımızda biraz daha farklı özellikler var. Her insan eşit değil. Değil. Hı-hı. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi potansiyel, yüksek potansiyeli Tesla'dan bile şey yapıyorduk. Biz okulda deney yapıyorduk eskiden. Tabii tabii, o senin uzman. Bir kişi ampul tutuyor yüksek voltajla. Hepimiz el ele tutuşuyoruz. Oradan geliyor potansiyel, burada ampul yakıyor. Hani potansiyeli tabii. Çok ciddi, çünkü Faraday kafesi gibi insanın üstünden akar. Hani handle edebilmek söz konusu. Ama onu şey yapmayalım. Burada o artık daha fizik açıklaması. Bundan sonra önemli bir olay daha var. Bu sandık Yahudi kavmi dolaştığı müddetçe, hı hı, onlarla birlikte dolaşıyor. Yani Tanrı'nın varlığını, kutsalın tezahürünü, pagan deyimiyle, Tanrı'nın iletişimini artık sandıkla gezdikleri her yerde yapıyorlar ve ona bir çadır yapıyorlar. Bu sandığı içine koymak için gittikleri her yerde bir çadır yapıyorlar. O çadırın da temsili bir resmi var. Onu da Nihan'dan rica edelim.
Diyor yani ki, bu muhafaza amaçlı mı, yeri belli olsun. Amaçlı, muhafaza amaçlı. Tanrı'nın kolu, evet. Tabernakulum Latincesi. Tabernakulumu mişken diyorlar, mesken anlamında. Mişken. Tanrı'nın konutunu 10 perdeden yap. Perdeler lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş. İnce ketenden olsun. Üzeri keruvlarla ustaca süslensin. Yine keruv melekleri var. Üstünde keruv meleklerinin sembolü şeyleri var. Evet, böyle bir çadır altımızda gözüküyor. Çadır da şey yani. Evet, böyle bir işçiliği olan, biraz görkemli, evet. Yani sandığa özel bir barınak, tabii, olduğu belli. Ama en önemlisi üstünde melek figürü olması. Burada yapmamış, burada ama bunun üstünde melek figürleri var. Her perdenin boyu 20, işte vermiş onları. 50 altın kopça yap. Konutun üstünü kaplayacak çadır için keçi kılından 11 perde yap. Böyle böyle gidiyor. Aramız hocam, Allah'ın birliğini, Allah'ı birleyen ve insanların onu andıkları bir ibadethane olarak sandık etrafında birleştirmek, evet, amacı gidiyor, evet, olunabilir mi? Sandık yani aslında tabii bir anlamı daha var orada. Sandığın öbür anlamı da o topluluğun ruhunu taşıması. Aslında İsrail ruhunu birlikte götürüyor. Daha ezoterik bir anlatım. Ona da Şekinah diyorlar, Sekine. Sekine. Şekinah diyorlar ama onlar için İsrail'in ruhu, bizim için Sekine. Bizim ilahiyatçıların çok üstünde birlik olamadığı bir kavram. Ama Sekine niye? Sekine aslında sakin. Hani site sakini. İşte meskun. Tabutu Sekine kavramı nerede? Evet, içinde olan, var olan. Var olan. Evet, yani nasıl bir şey bizimkiler, ama orada yani İsrailiyat açısından bakarsak Şekinah, yani birçok telaffuzu var. Bazen diyorlar hocam niye Şekinah diye telaffuz ediyorsun? Çünkü sesli harf yok zaten, hani istediğimiz gibi telaffuz edebilir Şekehena diye. Hani Şekinah, Şekene, Şekinah, Şahnek, Şekna, her türlü telaffuz edilebilir. O da o ruhu taşıyor, yani o birlik. Ama bu sonunda nereye gidecek? Bu alınıp tapınağa konulduğu zaman, yani Hazreti Süleyman'ın tapınağı, Tanrı diyor ki Davut'a, Hazreti Davut'a bir tapınak yap, ben içine geleceğim o sandıkla diyor. Artık Tanrı tapınağın içinde olacak demek bu. Ondan sonra buna göre Süleyman tapınağından bahsediyor. Evet. Şu anda sadece tapınaktan bahsediyoruz. Şu anda tapınak, tamam, Süleyman tapınağı. İşte Davut'a söylüyor ama bunu sana değil, oğlun Süleyman'a şey olacak diyor. Kısmet olacak Süleyman diyor. Süleyman çok özel bir peygamber. Yani cinlere, perilere, evet, hükmedebilen, hükmedebilen, hayvanlara hükmedebilen, karınca orduları olan, cinlerden orduları olan çok özel bir peygamber. Gerçekten tarihte böyle bir insan yaşamış mıdır konusu açıkçası bir muamma. Ama dini kitaplarda, İbrahimi dinlerde özel olarak önem verilen ve yer verilen özel bir şahsiyet. Çünkü özel yetenekleri var. İnsanlara, hayvanlara ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen varlıklara, görünmeyen varlıklara da hükmedebilme yeteneği olan bir peygamber. Ve tek. Süleyman peygamber. Tek. Tek. Evet. Ve Süleyman Tapınağı o çağda, işte Ayasofya ile bağlantılarını birazdan anlatacağız ama Süleyman Tapınağı insanlık için o döneme kadar, yani 6. yüzyıla kadar belki de en büyük tapınak. Bir muhayyel tapınak, yani varlığı gerçekten var mıydı, yok muydu konusu hep Kudüs'te. Hocam tam olarak aslında ben Kudüs'e gittiğimde Süleyman Tapınağı'nın yeri burası olabilir. Ağlama duvarı Süleyman Tapınağı'nın aslında duvarı olarak. Değil mi? Tabii yalan o da bir şey. Evet, biliyorsun. Ama yani buna inanmak istemiştim açıkçası. Çok ama uhrevi ve gerçekten özel bir yer Kudüs tabii. Yani Kudüs, o enerjisini hissediyorsun. Kesinlikle, çok ilginç. O aynı duyguyu bana hissettiren bir başka yerde Ayasofya.
Çocukluğumda benim Sultanahmet'te geçti çocukluğum. Anneannemin evi vardı orada. Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii hep onların arasında geçen bir çocukluğum oldu. İlginç bir şey vardır orada. Yani böyle sizi içine çeker. Özellikle Ayasofya Camii'ne ilk defa girdiğim zaman böyle o kubbenin içinde sanki yok olup gidecekmişim gibi küçüktüm. Çocuk ebatları tabii daha da insanı ufak gösteriyor. Hı hı. Ve o dev, o muhteşem şey. Ama yaşım büyüdükten sonra gittiğimde yine de yine aynı duyguyu hissettim. Evet. Çok çok özel bir yer. O bölge zaten çok özel bir yer. Bence dünyanın önemli noktalarından biri. Neden öyledir bilmiyorum. Yani adını koymakta zorluk çekerim ama gerçekten çok özel bir yer. Özellikle bir taraftan Ayasofya Camii'nden müezzinin o Kur'an sesi, ezan zamanı, öte taraftan Sultanahmet Camii'nden gelen o ikisinin arasında birinin başlayıp öbürünün sustuğu, diğer müezzini beklediği muhteşem bir an yani. Çok ilginç bir nokta orası. Ona tanık olmak ne kadar kıymetli. Yani orada sadece İslam'ı değil, bence insanlığın Ayasofya Camii içinde yaşatmış olduğu bütün o derinliği ve o kültürü, o duyguları, o çağları sanki orada hissediyorsunuz. Anlatması zor ama her giden mutlaka belki buna benzer duygular hissetmiştir. Mutlaka en çok ben yaşıyorum orada zaten. Seninle ona gezenler, o geziye katılanlar gerçekten çok şanslı senin anlatımına. Ben onlardan biriyim gerçekten. Öyle mi? Evet. Sağ olsun. Yani o gidenlerin yorumları mutlu. Gelmediğince de gelemedim. Bir daha inşallah hocam. İnşallah başka gezilerimiz var ama yani. Evet. Ama bir şey ben yine kendi yine daha önceki yayınımıza da hatırlatmıştım. Biliyorsun Ayasofya'da, sen daha iyi biliyorsun tabii ki, Ley Hattı üzerinde değil mi? Yani evet. O da kritik noktalardan biri. O ondaki enerji çok da sürpriz değil aslında. Kesinlikle. O Ley Hattı üzerinden bakacak kesinlikle olursak da Ayasofya'nın yine bir önemi ve enerjisi var. Ayrı bir konu. Tabii. Buyurun Erhan Hocam. Evet, bir şey görüntüsünü de alalım. Ahit Sandığı'nın Ahit Sandığı'nı, Süleyman Tapınağı'nı getirdiler az önce. Gitmiş götürmüşler. Elif Hoca konuşurken şimdi yine alabilir miyiz o görüntüyü arkadaşlar? Süleyman Tapınağı'nı. Şu anki görüntü üstünde daha sonra bir şey anlatacağım. Tam Ay'a iriniyle tamam. Ayasofya daha sonra. Şu an bir makale yazıyorum, onu anlatacağım. Ay'a irin üzerine mi yazıyorsunuz? Ay'a irin ile Ayasofya arası. Süper. Tam o arada Prokopius'un bir anlattığı şey var. Şimdi ne oluyor? Çok güzel anlattı. Estağfurullah. Evet yani Ayasofya'ya bağlantısına da bir giriş yapmış olduk böylece. Ama şimdi senin sorduğun soruyla devam edeyim de hemen. Hangisi? Ne hattı? Ne hattı diye şey, Ahit Sandığı'nın önemi üstünden. Evet. Neden önemli ama kime göre? Yani kime bizim göre, için hangi anlam ifade? Bizim şimdi, için geleceğim ona yavaş yavaş. Önce tarihteki yerine gelelim. Şimdi bu bir ortaçağ minyatürü. Evet. Bu ortaçağ... Anlatacaksan ben de geleyim, yalnız bırakmayayım orada. Gel beni yalnız bırakma orada, ne olacak belli değil. Bir dahaki sefere şöyle şey verelim sana. Şimdi buyurun hocam. Şimdi tabii Ahit Sandığı'nı gezdiriyorlar yanlarında. Bu bir ayin gibi bir şey mi? Yani ayin gibi bir şey. Özel bir toplantı olduğunu anlıyoruz. Evet, artık böyle gelişi Kudüs'e Orta Çağ'da şöyle sembolize etmişler. Hani Ahit Sandığı gördüğümüz gibi ama böyle dört kollu tabut gibi taşınıyor. İşte borazanlarla geliyor. O İsrail şeyinde biliyorsun. Ama burada çok farklı bir şey görüyoruz. Süsen çiçeği falan var üstünde. Yani... Şimdi ona da söyleyeyim. Ama ne sorsam şimdi anlatacağım diyorsunuz hocam. Ben soramıyorum. Haftaya anlatayım. Tamam buyurun. Ondan sonra böyle borazanlarla geliyor. Çünkü İbrani kültüründe ses çıkarmak çok önemli. O borazanlar, o horn, neyse işte o. Bazı tınaları da hatta anlatmıştın. Hepsinin bir şeyi hatta var. Hatta sesle var duvar diye yıkıyorlar. Evet. O kadar önemli o ses. O sesler eşliğinde geliyor. Böyle yapmışlar Orta Çağ'da. Tabii feodal ve o dönemlerin kıyafetiyle geliyor. Ama nasıl görüldüğüne ait. Burada Kerum Meleği yerine burada şu işaretimiz var, zambak. Onu Orta Çağ'da koymalarını anlamı biliyorsun. Kutsal kan ve asil şey. Aslında kutsal kanın farklı bir tezahürü. Onun müjdecisi Ahit Sandığı. Kutsal kandan gelecek olanın, Hazreti Davut soyundan geleceğini ve Ahit Sandığı'nı bulacağını söyler. Ama biz farklı türlü inanırız buna. Yani bu şekilde aslında onların gittiği her yere, burada doğru olan bu çalgılarla, seslerle, borazanlarla dolaşmış olduğu.
Şu nedir? Bu İncil'den bir alıntı, şeyin gelmesi aslında. Orta çağda gösterime, evet. Kudüs'e girmesi. Tamam, çünkü o el işaretine kadar böyle her detaya dikkat ediyoruz da şu an, evet, bir an bir şey kaçırmayalım. O biraz orta çağ motifleriyle süslediği için, ki çalgıcılar da orta çağ çalgıcısı ama borazanlar önemli. Bakın burada en önemli olan şey bunun ses çıkartan ritüellerle gezmesi. Yani Yahudiler bir yerden bir yere giderken taşıyorlar, arkadan borazanlar, o sesler, ziller, o gümbürtülerle geliyorlar. Ama hepsi planlı. Planlı. Hepsi bir anlamı var çünkü inandıkları bir karşılığı var. Evet, bir ritüel şekliyle. Bakın ayıt sandığını çok iyi kavrarsak ne olduğunu, niye arandığını, ne olduğunu, onu yerine tam olarak yetiştiririz. Hani ait sandığı şurada, burada, orada, şunu bu arıyor, bu arıyor, sahibinden sandık falan değil. Aslında çok büyük anlamı var. Bütün ezoterik ve dini anlamını, İslam'daki yerini çok iyi bilmemiz lazım. Ve bugünün siyasetine olan etkisini. O yüzden biraz ayrıntılı anlatıyorum. Zaten en ufak başı bugün ayrıntısına girmek için. Anladım. Bu şekilde dolaşıyor. Bizde ne yazıyor Erhan Hocam? Onu yani bize lazım olan bir şey yazıyor mu? Yok. Ne yazıyor? Evet. Bir ufak ekleme yapmak buyurun, istiyorum Beyzan. Geldiğine söylüyor. Erhan da tabii bilecektir konuyu. Şimdi tabii Zebur, yani Hazreti Davud'a isnat edilen, kaybolmuş olduğunu bildiğimiz o İbrahim'i dinlerin ilki olarak kabul ediyoruz Hazreti Davud'u. Davud ilahileriyle, yani güzel sesiyle. Tabii bu bizim edebiyatımıza Davudi ses olarak geçmiştir. Evet, oradan orada zaten geliyor. Kendisi çünkü çalgı çalarken evet, Davud güzel vardı. Sesle. Yani o çağın insanlığını etkilemek için, tabii sıfırdan önceki bir çağdan bahsediyoruz. İsa'nın doğumunu sıfır olarak kabul edersek. O öncelikli çağları, insanlığın daha henüz emekleme aşamasında olduğu çağları kabul edersek, insanı etkileyen şey neydi? Müzik sesi belki de. O müzikle duyduğu melodiler. Aynı zamanda iletişim için tabii, bir yoldu. Tabii. Değil mi? Yani, müzikle iletişim yolu tabii. Ben herhangi bir boyuttan inandıkları varlıklar tabii, olabilir. Sonuçta tabii, o sesler tabii, iletişim aracıydı onlar için. Tabii. Yani şöyle bir şey, Tanrı'yla olan iletişim iki yolludur. Yahudilikte yani biz dua ederiz. Değil mi? Her zaman işte Allah'ım bana şunu ver deriz. Ama hep isteriz. Oradan da emir geliyor Yahudilikte. İki yollu bir iletişim. O yüzden çok şaşalı aynı anda Tanrı'nın sesi duyuluyor. Ve ne oluyor? Tanrı diyor ki beni bir tapınak yapacaksın ve ben bundan sonra sonsuza kadar sizinle orada olacağım diyor. Yani aslında bir Yahudi olarak inanan birini düşünürsek, ben sizinle sonsuza kadar birlikteyim diyor Tanrısı. Ve onun simgesi de ait sandığı. Tapınak ve ait sandığı. Şimdi bunu çok iyi birleştireceğiz. Yani herkese böyle ağır ağır YouTube'da anlatır gibi anlatıyorum ama çok iyi öğrenilsin istiyorum lütfen burası. Çünkü çok dezenformasyon var. Aşırı dezenformasyon şey yapıyor, insanların beynini bulandırıyor ve çok fazla ait sandığının uzaylılarla iletişimine anılarkiler kadar gidiyor. Çok tepki veriyor. Biz zaman zaman sosyal medyada da sağ olsun yayın yapıyoruz. En çok rahatsızlık duyduğu konu o. Bunun bu kadar kirlenmemesi gereken bir konu, hassasiyeti olan. Yani tarihin geneli için öyle denebilir ama hani ait sandığı inanç ve dini konular çok hassasiyetle dikkat olması gereken şeyler. Çünkü insanların inançları çok kişisel, çok özel, çok kırılgan. Yani ifade ettiğimiz şeyleri, söylediğimiz şeyleri hani 40 kere düşünüp bir kere söyleme zorunluluğumuz var. Gizem sevildiği için, mucize kavramı sevildiği için tabii. Her objeye ya da işte tarihten her bu ahit sandığı gibi bir takım bir şeyle bilgilere ya da sembolik anlamı olan şeylere işte ya mucizeler atfedilmeye çalışılıyor ya gizem atfedilmeye çalışıyor ama çok sıkıntılı saygı gösterilmesi gereken için, alan ihlal edilmiş oluyor. Bir Müslüman için Allah'ın sözünü bırakıp uzaylılar demek bana gözde çok doğru gelmiyor yani. Yani şey de var. Tabii geliyor. Şunu da söylemek lazım Beyza Hanım, Erhan Hocam. Şimdi tabii
hiçbir iletişim aracının olmadığı çağlardan söz ediyoruz. Yani bugünkü sahip olduğumuz olanakların hiçbirinin olmadığı, gün ışığının bittiği anda insanların uyumak zorunda kaldıkları, her şeyin çok zor olduğu, bütün işlerinizi tek başınıza, kendi başınıza yapmanız gereken bir çağdan söz ediyoruz. İnsanların bu kadar yalnız ve tabiatın zorluklarıyla mücadele etmek zorunda oldukları bir çağ. İşte birdenbire bir şimşek çakıyor ve sahip olduğu tarlada o anda ekmiş olduğu bütün ürünü birdenbire çıkan işte düşen şimşekle yanıyor. Her şey gidiyor. Gök tanrısı var, şimşek tanrısı var, yerler sallanıyor, yerde bir tanrı var. Yani insanlığın bu çok tanrılı, ki o tabii Erhan hocamın alanı paganizm, bu konuda yapmış olduğu, yazmış olduğu çok güzel bir iki kitabı var. İnsanlığın o pagan ritüellerden, yani doğaya tapan, doğayı... Aslında iletişim kurup hakim olmaya çalışıyorlar, değil mi? Evet, görmeye evet, çalışıyorlar. Anlamaya çalışıyorlar yani. İnsanlar da bunu anlamaya çalışıyorlar. Bir sürü tanrı var yani. Onların arasında şaşkına dönmüş ve doğrunun ne olduğunu bulmaya çalışan, binlerce yıl boyunca bocalayan bir insanlık var. Yani bütün bu çok tanrıdan tek bir tanrıya inmek, yani İbrahim'i dinlerin gelmesi, işte Hazreti Davud, Hazreti Musa, Hazreti İsa, son peygamber, alemlere ışık olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani bu son noktaya kadar gelene kadar insanlık çok merhale aşmış ve çok zorlanmıştır. Oraya gelmek kolay değil insanlık için. Ahit sandığının da bu bakımdan çok önemli bir sembolik anlamı var. Pek çok anlamı var da tabii bunu... Sembolik anlamı da önemli. Evet, sembolik anlamı şey gibi, soğan gibi kat kat soydukça farklı, öyle, gerçekten katmanla öyle. Hani, farklı bir anlamı çıkıyor. Şimdi burada tabii son ulaştığı yer Hazreti Süleyman'ın tapınağı. Evet. Fakat tapınak Babililer tarafından yıkıldığı zaman, işte büyük travmanın başlangıcı, artık onları çok anlattık, kehanetler falan, Tanrı'nın terk ettiği düşünülüyor. Ne zamana kadar? İkinci tapınak. Ama ikinci tapınak döneminde sandık hakkında bilgimiz yok. Orada mıydı, değil miydi, neredeydi? Ama şunu biliyoruz, ikinci tapınak da yıkıldığında çok büyük bir travma daha yaşanıyor. Fakat ikinci tapınakla ilgili daha önce de göstermiştim. İlginç bir şey, tapınakta sandığın olduğu gözüküyor. Ne zaman gözüküyor? Tapınak yıkıldıktan sonra Bar Kokhba isyanı çıkıyor. Bar Kokhba isyanında Bar Kokhba kendine ben yıldız soyuyum diyor. Tanrı'nın soyundan geliyorum diyor. Uzaylı muzaylı değil bu inanç. Yıldız soyundan geliyorum diyor. Ve ben bunu yeniden kuracağım diyor. Ve adına para bastırıyor. O parada tapınakta sandık gözüküyor. O resmi de verebilirsek. Bir kere daha göstermiştim, hatırlayacaksın. 1,5 dakika falan reklamı ama hemen yetiştirebilirsek verelim. Ya da reklamlardan sonra anlat. 1,5 dakikamız varsa anlatırım. Bir daha söyler misin görseli Erhan Hocam? Tapınaktaki sandık. Tapınaktaki sandık. Az önce verdiğimiz mi? Yok yok, para tamam. Üstünde. Paranın üstünde, Bar Kokhba'nın bastırdığı para. Ben yıldız tamam, soyuyum geliyor. Diyor. Ve bastırıyor parayı. Bu süslen çiçeği Ayasofya'daki gösteride de kullanılmış. Onu da soruyorlar. Unutmayalım evet, sonra. Evet, kullanıldı. O Ayasofya'daki gösteriyi konuşacağız. Evet, ben kendi pencerenden söyleyeceğim. Burada da bakarsak... Ha, sen bunu geçen programda... Evet. Geçen programda göstermiştim. Bir daha göstereyim. Tapınak, sütunlar, yakın boğaz. İçinde sandık olduğu gibi gözüküyor. Ne kadar eski bu? Milattan sonra 130 yılları. Evet. Milattan sonra 130 yıllarında. Baktığım zaman bu sandık ahit sandığın. Evet, evet, 130 yıllarında hani basılmış. Ağaç gibi Erhan Hocam, sandığın da böyle genel bir anlamı yok değil mi? Sembolik anlamı yok değil mi? Yani sandıksa bu ahit sandığı. Aa, sandığın bir sembolik anlamı var. Sandık olarak bir sembolik anlamı var. Ha. Reklamlardan hemen sonra. Bir dakikamız var. Tamam. 30 saniye. 29. Sandığın çok büyük anlamı var. Sandık, evet. Çünkü yani... sanduka Mısır'da kullanılıyor. Yahudilerin Mısır'dan çıktığını düşünürsen, sandık içine Tanrı heykeli konduğu şey. Yani aslında ama sandığın bu, içindeki o, kutsal. O inanışla alakalı olabilir mi? Olamaz yani. Yani Yahudiler için tanıdık bir şey. Mısır'da da var aynı şey. Tanrı'nın heykelini koyuyorlar. Hatta Osiris'e, kardeşi Set, bir tuzak hazırlar. Bir tane sandık yaptırır sanduka.
bu kime uyarsa onun olacaklar. Osiris girer, onun içine uyar. Hı hı. Onu kapar, kitler, gönderir kardeşini, paketler. Osiris'in kaybolması mitosuyla alakalı. Şimdi hani mumyalar... Mumyalar da sandık içinde. Ama yine onlar, de bu sandık... Antropomorf, yani insan biçimli sandıklar. Hı. Bu daha genel bir sandık. Sandığı açıklamaya devam ediyor. Evet. Erhan Altınay'da Elif Hıcar'la birlikte. Sonra. Kısa bir ara. Herkesin merak ettiği tüm sorular ahit sandığı ile ilgili, kayıt dışında değerli izleyiciler. Erhan Altunay yorumluyor ve elbette tarihçi Doktor Nimet Elif Ulu da bizimle birlikte. Çok farklı yorumlar duyacaksınız kayıt dışında bu hafta. Erhan Hoca'yı takip ediyoruz. Zaten kayıt ahit sandığı ile ilgili görüşlerini biliyoruz diyebilirsiniz ama hayır. Değil daha neler. Değil, evet. Bugün farklı şeyler de söyleyecek. Her şeyden önce Ayasofya ve ahit sandığı ile ilgili, yani ikisi üzerinden, bu iki değer üzerinden konuşacak. O yüzden herkesin aradığı etiketiyle sizler de güzel paylaşımlar yapıyorsunuz. Arada Erhan Hoca beğendi bazılarını ve bunları cevaplayacak aynı zamanda. Biliyorsunuz 5 kişiye İstanbul'un Latin Çağı kitabı gidecek. O yüzden güzel sorular olsun. Erhan Hoca seçiyor biliyorsunuz soruları. Ya bir soru güzel... soralım. Bana ben kıyamam. 20 tane soru beğenirim de Erhan Hoca seçici. Onu Yerda'yla konuşursun. Ahit sandığı maddi bir sandık mı yoksa kutsal kase gibi bir sembol mü diyor Zuzu. Mesela çok güzel sorular evet, var. Evet, bu soruya yanıt vereceğim. bir soru soralım o zaman. Az önce bir ağaçtan söz ettik. Ahit evet. Sandığının yapımında kullanılan ve ezoterik efsanelere konu olan bir ağaç. Ahit sandığı hangi ağaçtan yapılmıştır diye. Hı hı. Dudağını okuyan varsa çözdü. Yok, görmediler beni. O şey, onu soralım, onu bilen 5 kişiye verelim. Çok güzel sorular geliyor, devam eden diyeyim. Çok kolay sordun yine ama. Kolay mesela sordum. Mesela Nilgün Çorapçıoğlu soruyor. Vermiştim. Merhabalar, sonuç olarak ahit sandığı sembolik bir değer mi yoksa doğaüstü güçleri olan bir... mekanizma mı demek istemiş herhalde. Beytullah Can diyor ki ahit sandığının bulunması halinde dünyada ne gibi değişiklikler olur? İşte inanışlara uzun göre bu değişiyor zaten evet. Değil mi hocam? Ve İsmail Hacıoğlu Erhan hocam ahit sandığı da kutsal kase gibi. Bu çok gelmiş evet. Sembolik bir obje midir yoksa fiziki olarak sandık var mı diyor İsmail Bey de. Elif Hoca size de soruyor aynı zamanda bu soruyu. Herkesin aradığı Türkiye'de bulunsa dengeler nasıl değişir diye soruyor Sinemis 78. Bu bizim yani bizim de merak ettiğimiz bir şey. Yani buradaysa eğer bizim topraklarımızdaysa inanışlara göre baktığınız zaman kim için hangi topluluk için ne anlam ifade edecek? Bunu işte Erhan Hoca zaten birazdan konuşacağız. Bir de Burak Bey'in, Burak Kurtulmuş'un bir sorusu var. Diyor ki Allah'ın verdiği ölçülerde ve aynı malzemeyle tabutun aynısı şu an yapılamaz mı diyor. Yapılır tabii ki. Ama önemli olan evet. Ama o maneviyat var mı şimdi sorusu büyük bir soru işareti. Mesela fizikçi olarak senin açıkladığın şekilde yapılabilir mi yine dokunduğu zaman çarpar? Yapar yapılır. Aynı şekilde ama yapılır. Elif Hoca'nın dediği gibi o maneviyat. O maneviyat olmaz. Hashtag'e gelsin sorular yanıtlar. Bekliyoruz. Herkesin aradığı. Şey yapalım. Herkesin aradığı etkisi. Şimdi burada hemen cevap verelim. Soruya cevap vererek başlayalım. Kur'an'da da geçtiği üzere ve inanışta da Yahudi inanışında da olduğu üzere ahit sandığı gerçekten fiziksel olarak vardır. Yapılmıştır ama kayıptır. Rivayet odur ki Ayasofya'dadır. Yani sonuçta ahit sandığı fiziksel bir şey ama kutsal kase değil. Kutsal kasenin sembolik anlamı var. Yani kutsal kase bambaşka bir şey. Kutsal kase tamamen %100 pagan bir şeydir. Pagan bir kavramdır. Çok kısa kutsal kaseye girelim. Ama bugün İstanbul'da olan başka kutsal emanetlere de gireceğiz herkesin aradığı. Programın herhalde son yarısında gireriz. Hala kayıp olan, hala İstanbul'da olduğuna inanılan kutsal ahit sandığı hocam? Ben inanıyorum tabii ki. Hatta
Ben de inanıyorum. Bulunabileceğine de inanıyorum. Elif Hoca da biliyor şu anda neden bahsettiğinizi. Evet, yani çok şey bulunabileceğine de inanıyorum. Onu da programın sonuna doğru söyleyeceğim. Sertaş'ın da bir fikri var ama söylesem bilmiyorum. Ve tarihi yarımada içinde bir yerde olduğu. Öyle mi? Bir yerde, evet. Bir hissiyatım var. Sertaş da söylese. Evet, onun da bir fikri var. Yani söyleyeyim mi bilmiyorum. Sonra söylemeyeyim mi sonra? Sonra söyleriz. Tamam, sonra. Nihan'dan Kutsal Kase fotoğrafı şey resminde minyatürünü de isteyelim. Kutsal Kase sevgili Nihan. Evet. Şimdi Kutsal Kase'ye çok kısa gelelim. Bu çok konuşulan bir konu oldu. Aslında bir pagan figürdür. Kutsal kazandan gelir. Kozmik bir rahimdir. Kadınlığı, dişiliği temsil eder. İlk geçtiği yer benim mitoloji öğrencileri iyi bilir. Chrétien de Troyes'un Perceval adlı romanıdır. Orada bir kase ve bir mızrak geçer. Kalsın orada. Bir kase ve bir mızrak geçer. Mızrak geçer. İki kere tekrarlıyorum. Tam Sertaş da onu demişti zaten. Dersine iyi çalışmış. Dönerken evet. Konuşurum onunla Selimiye'ye kadar. Ondan sonra ve bu kase ve mızrak dişil ve eril sembolüdür. Hı hı. İkisi bir araya geldiğinde kutsal birleşme olur ve bolluk bereket gelir. Çünkü kutsal kase ile kutsal mızrak balıkçı kralın şatosundadır. Balıkçı kralın krallığının bereketi kaçmıştır. İkisi birleştiğinde yeniden gelir. Ama Robert de Boron daha ileriki dönemlerde bunu Hz. İsa'nın kanının konduğu kap der. Mızrağı yani da, Dan Brown yüzünden hep son yemek tablosu aklımıza Dan geliyor Brown zaten yüzünden, kutsal kase evet. Deyince. Mızrak da İsa'nın böğrünü delen mızraktır. Hani yaşıyor mu diye Longinus, bir Romalı asker mızrakla böğrünü değişmişti. O mızrak. Aslında değil ama öyle inanılır. Burada çok ufak bir ekleme yapabilir miyim? Tabii şimdi sözcüklerin görünen anlamlarıyla, düz üst anlamlarıyla ilgilenirsek aslında o sözcüklerin bize söylemek istediği melodiyi, sözleri, neyi aslında bize söylemek istediğini tam olarak anlayamayabiliriz. Doğu edebiyatı, tabii biz orta öğrenimde gençlerimize bunu öğretiyoruz. İşte divan edebiyatı olarak anlattığımız bu edebiyat ve asırlar boyu bu coğrafyada Osmanlı İmparatorluğu'nun elit sınıfının edebiyatı olarak kabul ettiğimiz bu edebiyat tamamen bu sözcük oyunlarıyla görünenin arkasındaki anlamlarla, mecazlarla, istiarelerle pek çok değişik söz sanatıyla doludur. Şimdi aslında söylenen şeylerin ardına bakmak gerekir. Bizim kültürümüz bunu bize anlatır ama Anglo-Sakson kültüründe bu pek var olan bir durumdur diyebilir miyim? Hayır, değil. O yüzden Erhan Hocam buradan belki Kutsal Kase'nin ve tabii ki ahit sandığının anlamlarının altında, görünenin altındaki anlamına bakmamız gerekiyor diye çok düşünüyorum. Çok güzel bir yerden girdin. Evet, çok yani, teşekkür ederim. Doğuyla Batı'nın zaten farkı. Zihniyet farkı çok güzel orada açığa çıkıyor. Yani biz başka bir toplumuz. Ne doğuyuz ne batıyız. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle farklıyız. Yani bizim kendi atalarımızdan getirdiğimiz asırlar boyu Orta Asya'dan devletler kurarak geldiğimiz Anadolu'da yarattığımız medeniyet başka bir medeniyet. Batıdaki medeniyet bambaşka bir medeniyet. Yani o çağlarda işte İstanbul'un fethi üzerine anlatılıyor. O çağlarda bakılıyor yani İstanbul fethedildikten sonra Sultan Mehmet kente pek çok insan davet ediyor. Ve insanlar o zaman bakıyorlar işte Avrupa kentlerindeki hayata ve İstanbul'da yaşanan hayata. Yine aynı şekilde Latin istilasında hocam kitabınız var. Hı-hı. Orada çok aslında siz detaylı anlatmışsınız zaten. O çağlarda Latin çağı, pagan çağı. Evet. Yani Avrupa kentlerinde sersefil bir hayat yaşanırken Doğu Roma'nın başkenti olan İstanbul'da, Konstantinopolis'te ve Osmanlı kayıtlarında Konstantiniyye olarak geçer. Hiç adı değiştirilmez Sultan Hı-hı. Mehmet ve sonraki hükümdarlar tarafından da. Yani bütün arşiv belgelerinde bu şekilde geçer. Yani bu burada çok başka bir hayat vardır. Yani bütün kenti yağmalayıp giderler hocam. Susuyorum. Yok canım, sen çok güzel anlatıyorsun. Açın. Ben de arada kaptırıyorum. Açın. Ben de kusura bakmayın. Bu mantalite biz biraz yabancı geliyor tabii. Şu tür sembolizm. Evet. Avrupa'nın 12. 13. yüzyılının sembolizmi bu. Akitanyalı Eleonora zamanı tabii onun. O Trubadurlar zamanı falan.
biraz pagan kültürüyle yoruldu. Bambaşka bir sembolizm aslında. Ne oluyor? Kutsal kase dişil bir şey oluyor. Tamamen dişil bir anlam kazanıyor ve aslında şövalyenin kendi dişisini bulmasına kadar gidiyor. Hmm. Ama onu Hristiyanlık tahammül edemiyor öyle kadın arayışına falan. Neden? Ne anlama geliyor da? Ona İsa'nın konduğu kap diyorlar. Hatta demin fotoğraf, minyatür duruyordu orada, gitti galiba. Şey mi istiyorsun, kutsal kasenin olduğunu? Demek ki kutsal kaseyi. Tamam, tekrar alalım o görseli. Deka aldığımızda görürüz. Mesela şövalyeler yuvarlak masada oturmuşlar. Evet. Hı-hı. Yuvarlak işte masa şövalyelere. Güzellerdeki isimler mi Erhan Hocam? Kral Arthur tam ortada. Hemen onun yanında kutsal kaseyi bulabilecek olan, Kral Arthur şurada. Evet. Rehoy Arthur burada. Onun hemen Kral Arthur. Kral Arthur. Perksoval. Perksoval bulabilecek tek kişidir kutsal kaseyi. Burada en önemli tabii şövalyemiz Lancelot var. Lancelot aynı zamanda kraliçeye aşıktır. Aslında onun dişisi kraliçedir. Şövalye ancak kraliçeyi bulduğunda kral olabilir. Burada çok önemli bir şey, şövalyelerin arayışını gösterecek Quest del Graal diye bir kitap. Tam bunda otururken kutsal kase vizyon olarak gözükür. Yani kutsal kase gerçeklik değildir. Vizyonel olarak gözükür, vizyon olur ve Kral Arthur der ki bütün şövalyeler artık aramaya gidecek. Biliyorum, çok üzgünüm, geri dönmeyeceksiniz der Kral Arthur. Bir daha bu şekilde oturamayacağız hiçbir zaman ama gideceksiniz ve bunu bulacaksınız der. Tamamen masalsı, efsanevi bir şeydir. Bu onu mu temsil ediyor? Onu temsil ediyor, 15. yüzyıl. Evet. 14-15. yüzyıl minyatürü. Şimdi... böyle baktığımız zaman ahit sandığı Kur'an'da da geçen var olan bir şey. Evet. Fiziksel olarak vardır ahit sandığı, var olmuştur. Belki de bir yerlerde durmaktadır ama kutsal kase tamamen sembolik bir anlatımdır. Siz kendinize uygun dişiyi bulup mutlu bir yuva kurduysanız kutsal kaseyi bulmuşsunuz demektir diyelim. Hı. Bunu da böyle modern Jungian bir şeyle Campbell gibi tamamlayalım bu konuyu. İyi bağladınız hocam. Evet, Campbell'dan, Jung'dan evet. Alıntı yaparak bağlayalım ve ahit sandığıyla devam edelim. Şimdi ahit sandığı işte Barcobo parasında görüldüğü gibi var mıydı yok muydu bilemiyorum. Ama şu kayıp olduğu ve bir yerlere gittiği söylenir. Şimdi ahit sandığının nerede olduğuyla alakalı birçok teori var. Evet. Bir zamanlar en meşhur teori bunun Etiyopya'da olduğu şeklindeydi. Oralara kaçırıldı. Neden öyle bir bağlantı kuruldu Etiyopya'yla? Hangi izlerin peşinden giderek? Belkıs efsanesi oralara kadar dayanır. Hani bir şekilde onun vatanına gitti gibi gözüküyor. Öte yandan çok önemli, Kudüs'ün tapınağın altında bir takım dehlizler açıldığı ve orada saklandığı, zamanı gelince bulunacağı yönünde rivayet vardır. Bu rivayete kim inanıyor? Orayı kim şu sanıyor? An kazanlar. Evet, o yüzden. Şimdi Kudüs. Bu önemli. Ben hep söylüyorum, Kudüs ile İstanbul birbirine bağlıdır. Siyaseten bağlıdır. Hı. Kudüs düşerse İstanbul düşer. İstanbul evet. Düşerse Kudüs düşer. Buna başka hiçbir şey yok. Kudüs bizim göz bebeğimiz, şehrimiz kadar kutsal bir yerimiz. Ha. Şimdilik tantana bitti. Bir böyle neydi belirsiz bir barış oldu. Ateşkes. O da Hamas'la İsrail arasında. Ama eminim, biliyorsun 9-10 Temmuz'du değil mi? Tapınağın gününde yine ben büyük olayların çıkacağını söylüyorum. Yani bu Temmuz başında. Sembolleri de takip ettiğin için öyle görünüyor. Evet. O açıdan da okumaların tamamen olduğu sembolik için, açıdan evet. Baktığımızda Temmuz'un ilk haftası İşaretleri İsrail'de takip yeniden olay bekliyorum. İnşallah olmaz adamın. Planlı bir sessizlik yani. Planlı süreli bir ve sessizlik. Planlı bir tabii sessizlik. Tabii Hamas'la al gülüm ver gülüm bir ateşkes. Ama yine seçimler var şimdi. Bu bir hafta evet. içerisinde hükümet kurulacak İsrail'de. Evet, işler Netanyahu biraz hareketli. Gitti gözüküyor ama ne olacak? Netanyahu gitti gibi görünüyor. Ne olacak? Yine bir İslam düşmanı seçim geliyor. Tabii canım ama Arap var ilk defa. Bu İslam'a antipati maalesef dünyanın evet, genelinde kökenli biri var. Var olan bir durum. O yüzden yani şimdi bir bakalım. Bundan sonrasını takip ederiz. Hı hı. Ama Temmuz başında hala olay bekliyorum. Ne yazık genelde ki ben Ramazan Türkiye'de bayramı, yani Ramazan bayramından olacağım. Önce Ramazan ayında
kalkışıyorlardı. İnsanlar en hassas dönemleri yani. Özellikle sinirlerine dokunuyorlar. Tabii ama bir de şu var ki İsrail takvimiyle Müslüman takvim paralel gidiyor. Miladi takvimden farklı. Şimdi buradaki olay şu. Birinci teori Etiyopya. İkinci teori Kudüs. Kudüs'ün mutlaka Yahudi olması lazım ve üstündeki ne varsa yıkılması lazım. Bir, sandık aranacak, emanetler bulunacak. İki, yeniden tapınak yapılacak. Amaçları bu. Bunu zaten defalarca söyledik, 10 yıldır aynı şeyi anlattığım için artık. Daha üstünde durmuyorum ama bu siyaseten devam ediyor. Ama hala Kudüs'te olma olasılığı var. Bir başka olasılık, İstanbul'da olduğu yönünde. Şimdi İstanbul'da olduğu yönünde tabii ki yani... Yani Anadolu'da demiyorsun, özellikle İstanbul'da diyorsun. İstanbul'da özellikle. Tabii at sallamak kolay. İstanbul'da, Ayasofya'da, Sultanahmet'te, Beylikdüzü'nde. Yok, ben de tahmin etmiyorum Beylikdüzü'nde olduğu ama hani, uzak bir yer olsun diye söyledim. Yani devamlı hani söylemek kolay yani ben de söylerim. Ben Salacaklıyım, Salacak'ta da derim. Ha bunu bir baza oturtmak lazım, belli bir şeye oturtmak lazım. Çünkü tarihten şimdi kitap yazdık Ayasofya'nın gizli tarihi diye. Gizli tarih ne? Aslında hiç kimsenin bilmediği gibi gizli bir tarih var da bilmem ne diye ya da gizemli. Gizli tarihten bizim anladığımız belgelerin kifayetsiz kaldığı yer. Belgelerin olayların efsanelerle karıştığı yer. Gizli tarih hiç kimsenin bilmediği sadece bir kişinin bildiği bir şey değil. Yani belgelerin yetersizliğinin efsanelere, rivayetlere döndüğü yer. O yüzden orası karanlık kaldığı yer, bulanık kaldığı yer. Orayı da sen yorumluyorsun zaten. Orayı nasıl yorumluyorum? Çünkü okunan belgelerden, kroniklerden, efsanelerden hani tutup da revizyon görüp uydurup şey değil. Yani çok söylence var. O benim alana sirayet ediyor. Ayasofya ile ilgili mi özellikle yoksa? Ayasofya ile ilgili. Şimdi biraz önce ona başlamıştım ama yani tabii şimdi hiçbir iletişim kanalının olmadığı bir insanlık çağından bahsediyoruz. Şimdi 532'de başlamış 3. kilise oraya yapılan, 3. katedral diyelim. 537'de 5 yıl içerisinde bitirilmiş Ayasofya. Kutsal bilgelik, hakikaten Doğu Roma'nın o görkemini, büyüklüğünü, birliğini yani ben bu toprakların imparatoruyum, ruhani ve maddi imparatoruyum. Bunu anlatan ve biraz önce de dediğimiz gibi yani içine girdiğinizde sizi içeri doğru çeken bir kudret ve kuvvet. Yani bunu tabii o çağda insanların pek çok öyküyle, hikayelerle, efsanelerle, mitolojik bir takım şimdi buna uydurma diyoruz ama aslında hayat anlamlandıramadığımız, neden böyle oldu, böyle, nereye vardı, yani bu nasıl buraya geldi dediğimiz, açıklayamadığımız o kadar çok şeyle doludur ki. Yani birçok şey için çalışırız, çabalarız ama onlar bazen sonuca ulaşmayabilir. Orada bir ilahi gücün bir şeyin olmasına ya da olmamasına karar vermesi gibi bir inancımız var, imanımız yani aslında. Tabii ki bütün bu söylencelerin içerisinde Bizantik yani Bizans'a, Doğu Roma'ya ait olan ve ondan sonra Osmanlı egemenliğinde olan o 580 yıl boyunca devam eden o pek çok bir başka efsane de bunun içine karışmıştır. Yani o tabii katedralin daha sonra caminin büyüklüğünü, o derinliğini, yüceliğini, uhreviyetini artıran, bu dozu büyüten bir takım ve meşruiyeti ve bu arada tabii o dönemin kralının daha sonra da padişahın meşruiyetini ve büyüklüğünü ve gücünü büyüten işler. Dolayısıyla efsaneler aslında gerçeklere de dayanıyor olabilir. Yani bilemeyiz insanların gerçekten o çağlarda neler yaşamış olduğunu. Ama bence ben hayatımda birçok konuyu hiç açıklayamıyorum. Yani bu neden oldu?
Hiç böyle bir şeye ben yatırım yapmadım. Bu nasıl oldu böyle diyorum. Yani orada bir yaradanın büyüklüğüne, gücüne inanmak gerekir. Yani hiç ummadığınız şeyler olabiliyor. Bilmiyorum Erhan Hocam, yanılıyor muyum? Evet. Dolayısıyla yani doğru, medyadan önceki medya diyorum. Ben kendi kitabımda öyle bir şey, öyle bir bölüm koymuştum. Kitabı da göstermedik hocam. Aa, çok teşekkür ederim. Ya, bu arada ortak bir belgesele imza attınız değil mi siz? Evet. Evet, çok güzel bir iş oldu. Ortak belgeselde konuk olduk. Çok güzel bir iş oldu. Osmanlı'da evet, Batıl İtikatlar ve Büyü. Nimet Elif Ulu. Bakın şimdi Erhan Hoca deli işi mi dedin sen? Evet. Deli işi severiz diyor da biz de okumayı çok severiz. O yüzden bu emek görülmeli gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Farklı bir alanda, zor bir alanda çok cesurca bir araştırma. Gerçekten geceler boyu sabahlara kadar çalışıp öyle, ve o kadar evet, da yasaklı konulara evet, girdiğim kitap ki benim çok da neden bunlara ihtiyaç duyuyordu muskular veya tısımlar Osmanlı toplumunda nasıl algılanıyor? Şimdi bu biz programda defalarca konuştuk, şehzadelerin eğitimlerinde hava silminin olması filan, şifalı evet, şeyli, ne gömlekler, tısımlı gömlekler çok geniş bir alanı çok kaplıyor bu konu. O yüzden size çok önemli bir araştırma yapmışsınız. Çok gerçekten teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de daha önce bu ince bile o kadar araştırma. İyi damıtabilmişsiniz yani. Yani de orijinal tez var şöyle. İngilizcesi var. Kesinlikle. İngilizcesi bunun iki katı kadar aslında. Çünkü içinde bir tarihi roman denemesi de var. Ve tabii ki bibliografya da var. Kaynaklardın da kaynakça çok önemli. Valla, kadı seçilleri falan var. Tabii. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivlerinden yararlandık o dönemde. Tabii çok çok belge var. Yani insanlar bunlara neden ihtiyaç duydular? Tabii şey var. Yani din adamı imana, imanla insanlara öneriler verir. İşte Kur'an-ı Kerim'den, sünnetten yola çıkarak bir takım yollar gösterirler. Ama büyü yasaklı yollardır. Evet. Yani biri kaderi değiştirmeye yönlendiren, diğeri imana sevk eden ve insanların Allah tarafından verilmiş olan kaderi yaşamak zorunluluğu vardır. Yani bu ne olursa olsun bununla savaşırız ve buna göre yaşarız. Yani tekrar söylencelere geri dönersek, ben eski insanların yani modern endüstri devriminden önce insanların bazı kanallarının yani onun ne olduğunu Erhan Hocam belki üçüncü göz desem şimdi Elif Hocam diyecek sen nelerden bahsediyorsun. Bir takım kanalların bu çağda kapanmış olduğunu düşünüyorum ve buna gerçekten inanıyorum. Bazı duyularımızı adeta körelttik. Görmemeye çalışıyoruz, duymamaya çalışıyoruz. Vicdanımızın sesini ya da vicdanımızı tamamen körelttik. Vicdanımızı tamamen körelttik. Ondan koptuk yani, öyle bir şeyle olan temasımızı maalesef kestik. Yani bunların ama o çağlarda yani endüstri devriminden önce ve maalesef kapitalizm ve kapital emperyalist dünyada bile her şey belki daha iyiydi. Ama şu içinde yaşadığımız son 200 yıl, 150-200 yılın insanın pek çok duyusunu kapattığını düşünüyorum. Anneannemi hatırlıyorum. Rahmetli anneannemi hatırlıyorum. Evet. Gerçekten çok ilginç insanlardı. Yani büyüklerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz. Yani görmeyeni evet, gören, duymayanı duyan. Şimdi o insanların bizden ne uzaklıkları şimdi vardı? Şifa açısından da öyle. Şimdi uzun dönem dışlandığı, ötelendiği, itibarsızlaştırıldığı için mesela işte hekimlik kavramı mesela. Ya, işte Lokman hekimlik kavramı. Şifa onlar bile. Evet onlar. Bitkiler. Veya dediğiniz gibi o rahmetli anneannem de hani büyükler öyle bir şeyler söylerler ki ay bak yani, bu kadar yakın demek ki orada işe bir yer sarsıntısı olacak. O dönem tabii, okuyorlardı. Tabii. Hani hepsi birer astronomi evet, uzmanı gibi. İnsan doğayı yer ve gök anlamlandırıyorlardı. Evet. Şimdi biz her şeyi başka insanlara bıraktık. İşte meteorolojiyi açıyoruz televizyonda, meteorolojik haberleri seyrediyoruz. Ama bir baksak, şöyle çıksak, doğaya bir baksak yani bulutlara, işte o anda havanın rengine çok şeyi algılarız. Yani zaten konuşuyor olsak doğayla herhalde çok iyi bir saatli şey Mars takvimine bakıyorum. Bilmem ne gün bilmem ne dönümü fırtınası. Evet. Ne kadar güzel bilgiler. Onları okumaya devam etmek evet, lazım. Evet. Annem der hilal böyle yukarı doğruysa ay yatakta ay yatakta ne? Ay beşikte, kaptan eşikte. Çünkü lodos çıkarmış öyle olduğu zaman. Yani babamın bir manisi vardı. Ay eşikte vardı, böyle olduğu zaman
Beşik'te olduğu zaman kaptan da Eşik'te beklermiş. Her dolunaydı. Babamı diye. Hatırlıyorum. Ayı gördüm Allah. Amen tübillah. Ayar evet. Mübarek olsun. Elhamdülillah. Yani şimdi bunlar bu toplumun aslında birleştirici harcıydı. Buralardan çıktık. Kopuş orada başladı. Hayır, ya duayla bu kadar gözlüğü olsaydık eğer Dünya Çevre Günü bugün iklim değişikliğini belki konuşuyor olmazdık. Yani doğanın bize verdiği... Evet, deniz sancısı falan da konuşuyor yani bunları genel bir küresel ölçü olarak baktığında da iklim değişikliğine o da zaten bir ayağı da o. Biz bugün konuştuk sevgili Evde Bir An Ayağında selam olsun buradan. Bunları konuşuyor olmazdık belki bu kadar... Dünyayı paylaştığımız herkese her şeyle iletişim halinde olabilseydik eğer. Yani çok güzel ait sandığından çıktık. Her şey ne kadar birbirine bağlı değil mi? Her şey. Şimdi değil kediler, köpekler. Yani şimdi eskiden İstanbul sokaklarını kediler zararlı haşerat, işte fareydi, böcekti, bu tür şeyleri korurdu. İnsanlar evlerinde kalan yemeklerin fazlasını kedilere, köpeklere verirlerdi. Evet. Şimdi zavallı hayvancıklar yollarda, otoyollarda, efendim caddelerde çılgınlar gibi kullanılan arabaların altında bir görüyorsunuz orada. Evet. Yani bu kültür bizim kültürümüz derindir ve yani maalesef. Dünyayı paylaştığını biliyormuş eskiler. Hep diyorum ya daha bilgi toplumlarmış. Paylaştıkları varlıklara saygı gösteriyorlarmış. Biz onu da kaybettik. Evet, hepsini. Efsanevi düşünmeyi kaybettik belki. Ya. Şimdi her şey rivayet geliyor. Her atıcı çekmeye çalışıyor. Hep de bir sebebi yoktur yani hayatta. Bu arada çok güzel sorular geliyor ama sağ olsun seyircilerimiz bizi TT yapmışlar ve 3. sıraya yerleştirmişler bu kadar. Oo, ne kadar güzel. Yoğun gündemde. Sağ olsun. Gerçekten mi? Bakıyorum. Evet. Ben de açmadım çünkü geçen hafta moderatör telefona bakıyor diye böyle bu kadar televizyon programına katılmak. Aynı anda yan gözle ekrana bakmaya. Ben de o televizyon profesyonelleşti. Yeteneğimi geliştirdi. Böyle artık. Sen konuşurken yan gözle olmaya bakabiliyorum. Üçüncü sıraya yerleştirmiş izleyiciler bizi. Vallahi teşekkürler. Sağ olsunlar. Sağ olsun. Çok güzel sorular çünkü. Çok çok güzel sorular geliyor. Görüyorum. Görüyor musun soruları? Görüyorum tabii. Yan gözle bakıyorum. Yani, bir şaşı oldum. Bir gözle edip bir gözle sorular. Şimdi sağ olsunlar Allah razı olsun dedim. Şimdi bu Allah razı olsun. Yani senin bu yaptığın şeyden ben çok hoşnutum. Allah da hoşnut olsun. İnşallah. Bu güzel bir şey bu. Bunlar ama güncel dilde, gündelik dilde kullandığımız kelimeler. Yani bunlara bile böyle hafiften müstehsi bir edayla bakılır olması beni gerçekten çok sinirlendiriyor Beyza Hanım. Yani bir insan kökleriyle yaşar. Evet. Yani köksüz olursunuz o zaman. Yani çok tehlikeli bir şey köksüzlük. Şöyle. Bizim telefonlar farklı evet, galiba. Evet telefon. Eren telefonu benim telefonumdan. Aa evet gerçekten 3. sırada görüyoruz. Evet yani bu gelen izleyicimizin kalitesi bu şu an. Gelen soruların muhteşemliği. Sağ olsun. Gerçekten çok teşekkür İzleyicilerimizin ediyoruz. İzleyicilerimizin kalitesi. Bekliyorum daha kitap vereceğiz. Herkesin aradığı etiketiyle evet. Soruları bekliyoruz. Çünkü Erhan Altunay 5 izleyicimize İstanbul'un Latin çağını verecek. Bu arada İstanbul'un Pagan çağını okuduysanız evet. Bu da ayrı bir değer. Daha program devam edecek. Son bir saatte de çok ilginç konulara gireceğiz. Şimdi geldik İstanbul'a rivayetler diyeceğim. Ayasofya tabii şimdi. Ayasofya buradan kaçınılmaz bir şey. Onun için geçenlerde yapılan Ayasofya gösterisi benim için inanılmaz bir anlam taşıyor. Evet. Oradaki sembolleri çok merak ediyorsunuz. Özellikle Erhan Altunay yorumunu. İşte evet. Geliyoruz. O ışıklandırma, o gösterideki semboller ne anlama geliyor ve neden paylaştık biz onları? Evet. Yani onları neden paylaştık, ne yaptık? Oralara gelelim aslında. Çok önemli bir şey. Bir soru daha soralım. Onlara da masalcı verelim. Masalcıyı hala okumamış olanlar. 5 tane de masalcı verelim de soralım. Yani hep söylerim. Masalcı çıktığında da her hafta konuşacağım konuya göre kitap okuduğum için bir kitabı tamamlamam çok zor oluyor. Kolay mı? Şimdi bu hafta Erhan gelecek. Erhan'ın konuyla ilgili kitabına çalışıyordu. Onunla ilgili kaynaklar derken başlayıp bitirmem çok zor oluyor. Masalcıyı ben 2 günde bitirmiştim. 2 günde. Yani uzun zamandır öyle sürükleyen, içine alan iki yani sayılı kitaplardan biriydi Masalcı.
O yüzden asırlardır masalcı 2'yi bekliyoruz. Ya geliyor çok ama az. Ama o arada kaldı. O kadar çok şey yaptı yazdı ki. Yazdı da hangi boyutta yazdı onu bilmiyoruz yani. Şey yaptı. Arada Ayasofya'nın başka bir boyutta yazdı Çiçek onu ama. Evet. Ayasofya ile ilgili bir soru sorup masalcı verelim 5 tane. Tamam. Ayasofya ile ilgili güzel bir soru soralım. Ne soralım? Hashtag'imize yazıyorsunuz. Evet, herkesin evet, aradı. Evet. Ayasofya ile ilgili ne soralım? Ayasofya ile ilgili ağlayan direk efsanesinin nereden kaynaklandığını yani soralım. Çok ilginç, çok, evet. Olabilir biraz, ama daha kolay bir biraz soru soralım. Daha kolay bir soru soralım. Peki Ayasofya ile ilgili hatlar kimin eseridir? Ve neden çıkartılamamıştır? Mesela ha, böyle bir kimin şey kimin eseridir? Orada evet. Büyük. Kolay evet, cevabılabilecekleri bir şey. Ayasofya'daki hatlar kimin eseridir? Evet, biraz da Google'a baksın isteyenler. Evet, evet, evet. Ağlayan direği siliyorum o zaman. Ağlayan direği sil. O bizim, önemli değerli hattatın ismini. Şimdi niye buralara geldi? Şimdi senin konun aslında... Ayasofya'nın pagan geçmişi nedir? Kim sormuş? Cemal Hüsnü Barutçu. Güzel soru. Güzel soru. Soru, çok güzel soru. Oradaki şimdi, sembolleri konuşursak çünkü tabii, yani bu tabii, evet tabii. İstanbul'un pagan Erhan çağında... Erhan Hoca'nın konusu o. Evet. Çok, çok Ayasofya'nın iki tane pagan geçmişi, iki türlü pagan geçmişi var. Bir tanesi bulunduğu yer itibariyle tabii ki İstanbul bir pagan şehri olarak inşa edildi. Kutlamadaki ışıklandırmaya geleceğim. Özellikle biraz geciktirmek için konuyu. Evet ve izleyicilerimizin de sorularına yer vermek için. Evet çünkü aldım. Biraz daha yani o kutlamayı çok iyi anlatabilmek evet. için altyapıyı çok iyi toparlamak kesinlikle. Lazım. Yani bugün bu güzel biraz bir soru. Televizyon programı gibi değil de YouTube gibi oldu ama affına sığınıyorum izleyicinin. Ama her şey otursun istiyorum bu kadar YouTube'da dezenformasyonun de evet bu kadar dezenformasyonun olduğu bir ortamda hakikaten bilgi verelim. Şimdi Ayasofya'nın pagan geçmişinde tabii bulunduğu yer var. Aslında orası bir pagan şehri. Bizantiyon adında Megara kolonisi tarafından kurulmuş bir Yunan şehri. Hı hı. Ayasofya'nın olduğu yer ve bugün Topkapı Sarayı'nın birinci avlusu tapınaklar bölgesiydi. Artemis Tapınağı olduğunu biliyoruz. Hani Sayın Feridun Özgümüş çok değerli arkeolog. Onu hani hemen... Ayasofya'nın Ayariniye olan tarafına yerleştirir Ayı Artemis Tapınağı'nı. Biliyoruz orada Apollon Tapınağı var Helios adıyla. Şeye doğru Sarayburnu'na doğru Athena Altarı var. Hemen Sarayburnu'ndaki ben birkaç kalıntıya da rastladım geçenlerde bir arkadaş götürdü. Hüseyin şey... Ve Selçuk'la gittik hemen tabii meraklı. Evet, çok orada Selamlar aslında. Selamlar Selçuk'a evet. Da. Selçuk bilinmeyen bir yerde var. Geldi resim çek lütfen. Evet. Pek çok bilinmeyen yani daha henüz ışığa çıkmamış tabii, yerler. Tabii. Siz var. Bizi götürmüştünüz çok beğendi. Evet. Enteresan yerlere gitmiştik. Selçuk'la peki. Beraber evet doğru gitmiştik. Evet evet Melis'le. Şey yani büyük granit sütunlar falan çıktı yani Poseidon Tapınağı olabilecek yani. Ki orada artık eski kaynaklarda bir Poseidon tapınağı olduğunu biliyorum. Yani pagan bölgede olduğu için Ayasofya, paganizme ait çok şey var. Ayasofya'nın altında da pagan kalıntılar olduğu söyleniyor. Öyle bir şey. İkincisi, Justinianus zamanı 530'lardan bahsediyoruz. Sanatçılar hala pagan. Tabii. Şimdi tabii. Oturmuş oraya bir tane Poseidon koymuş. Hı. Yani üç başlı yaba ve Yunus balığı. Niye koymuş? Depremler aslında karşı. Burada bir, çok bilgisayar oyunun da var biliyor musun? Şimdi başka gerçekten. Bir konu geçmek için bilgisayar oyunlarında çıkıyor Poseidon heykeli. Aa tabii şey üç başlı yabası. Evet ve evet. Oyunun içeri ne olursa olsun onu bir şekilde konumlandırıyorlar. Yani ev dekorasyonu yapıyorsun. Sana bonus olarak ve onu mutlaka kullanmak hı-hı. zorundasın. Var böyle oyunlar oynayanlar bilir. İnteresan. Poseidon heykeli geliyor. Yani işte. İnteresan. Pagan koymuş niye? Çünkü Poseidon yabasını bir indirdiğinde deprem olur. Ayasofya'yı depreme karşı korumak için. Hmm. Ve ne kadar güzeldir ki hep söylüyorum. Yıllar sonra bir tane hoca oraya toprak vefki çizmiş. O da kendi inancı, İslami inançla oraya bir vefk koymuş ki depreme karşı korumak için. Bir pagan, bir Müslüman hoca. İkisinin de ortak tutkusu Ayasofya ve onu korumak için bir tılsım koyuyorlar. Hani bu tür şeyler var, pagan motifler var içinde. Sık sık yakalıyoruz. Yani hala Ayasofya bir derya yani gittiğimizde her zaman farklı bir şey görüyoruz. Bizim öyle Selçuk Erhan gel çabuk koştu Ayasofya şunu buldum falan. Ne kadar heyecan verici. Viking buldu yani Selçuk işte biliyorsun. Hani neler neler hala çıkıyor. Tabii bu
Ayasofya. Hala gittin de yeni. Tabii ki çünkü yaşayan bir yapı. Evet. Her insan bir iz bırakmış. Bu tanımını çok seviyorum. Ayasofya yaşıyor. Çok seviyorum. Her gelen kendinden bir iz bırakmış. İdris bile bırakmış. Yani, tanımıyorsun İdris'i değil mi? O da sütuna İdris diye kazımış. Öyle mi? Ha, kimse artık İdris sütunu mahvetmiş. Ama üstüne de İdris yazmış. Bak işte Elif Hoca da yine aday. Gerçekten yani. Böyle yumkun. İdris yazmış oraya işte. Ay, sonsuza kadar kaldı. Ay peki canım. Gidiyorum ya, bozuntuya da vermiyorum ama. Sonsuza kadar kaldı. O katli o yani tarihsel katline ilişkin. Evet. Çok örnek var maalesef. Lazım. Yani. Çok. Hepsi Çeşmenin koymuş. Önünde çöp konteynerler. Mehmet Dilbaz paylaştı. Evet konteynerler var önünde. Çok acı bir şey yani. Korkunç. O yani sarılı bağlamak istiyor. Mehmet sinirlene dolaşıyor. Evet iyi ki de yapıyor, yazıyor. Kıza atıyor. Evet. Yani oranın tamamen aslında belki de yani bu ticarete kapatılması çok daha isabet olurdu. Ben geçenlerde arada bir sokağa düştüm. Aman yarabbim arabayla çıkamıyorum da dışarı. Ama tabii yetkililer de ne yapsınlar? Yani orada yerleşmiş bir ticari tabii. Hayat var. Bizim yani bu konuda çok duyarlı haber. Evet. Biz konuştukça Mehmet Dilbaz gibi insanlar bunu şey yaptıkça, dile getirdikçe mutlaka şey olacak yani. Hocam çok ufak bir şey ekleyebilir miyim bu paganizm konusunda? Şimdi tabii bu topraklar Doğu Roma İmparatorluğu'nun toprakları. Doğu Roma ve Batı Roma, Katolik Doğu Roma Ortodoks Kilisesi, hı-hı, iki farklı kilise. İşte meşhur Katolik istilası var. Çok ciddi anlamda kente zarar vermişler 60 yıl boyunca. 1268'de kenti kurtarmışlar ama kent perişan falan. Bunlar işin bir ayrı tarafı. Şimdi Doğu tarafında Batı'nın yani Katolik Kilisesi'nin Ortodoks Kilisesi üzerine çok ciddi oyunları var. Bir şekilde zorla ikna ederek Ayasofya Katedrali'nde o çağda Katolik ayinleri başlıyor ve Katoliklik Batı Roma, Doğu Roma'yı bu açıdan bastırıyor. Ama bu arada 14. yüzyılda yani şimdi bu bahsettiğim 13. yüzyıl, bir yüzyıl sonra paganizm Batı Roma'da yani Katolik Kilisesi'nde hala çok hakim o topraklarda. 14. yüzyılda korkunç bir şey başlıyor. Bu konuyu Erhan Hocam da bilir, araştırmıştır. Cadı avları. Evet. Ve neredeyse 18. yüzyıla kadar bu devam ediyor. Avrupa'da binlerce kadını cadılık suçlamasıyla yakıyorlar, kavuruyorlar. Korkunç bir katliam yaşanıyor. Yani bu öldürülen insanlar bir takım işte mistik güçleri olduğuna inanılan paganizm tabii doğayla bir bağ kurmak yani doğrudan. Onunla ilgili kitabı var. Evet çok da güzel. İki kitabı var hocam. Üç kitabı var. Yani o bağlantıların, doğayı okumanın, doğanın içinde kendini anlamlandırmanın, kendine orada bir yer bulmanın, o kadim bir bilgi. Çağlar boyunca Avrupa halkları bu kadim bilgiyle gelmişler ve üzerine Hristiyanlık geliyor. Katolik Kilisesi, hı hı, merkezileşmek istiyor, kurumsallaşmak istiyor ve bastırıyor. O bastırmayı ve o korkuyu, o terörü yayabilmek için 4 asır boyunca kadınları yakıyorlar, hı hı, kılıçtan geçiriyorlar. Yani korkunç bir vahşet yaşanıyor aslında Avrupa'da. Avrupa'da bugünkü noktasına her ne kadar geldiği noktayı çok hayran olmasam da şimdilik öyle çok uzlaşmacı ve barışçıl bir halleri varmış gibi duruyorlar ama asırlar boyunca birbirlerinde gırtlaklamış vaziyetteler. Kadına karşı değişmiyor. İstanbul'u işgal ettikleri işte zaman Bizanslılara çekin gidin diyorlar. Tabii. İzni'ye gidiyor. Ama şehrin kapısına Latin askerleri tutuyor. Güzel bir kız geçtiği an alıyorlar. Tecavüz etmek için. Manka. Batı'nın bakışı o yüzden işte. Sicili. Sicili bozuk. Bozuk. Hiç parlak sicili değil doğaya yani. Karşı çok bozuk. Hiç parlak değil. Ama şimdi Ayasofya bize. Bir şekilde toparlamışlar ama. Ayasofya ilginç bir olay. Şimdi tabii geçenlerde İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladık. İşte gösterinin olduğu gün. Ama orada çok önemli bir şey var. Şimdi ben onu o gece de anlatmaya çalıştım. O gece yani çok önemli bir şey var. Biz kılıç hakkı diyorlar böyle. Evet. Bazı hocalarımız ballandıra şeyi anlatıyor. Bunu yanlış anlaşılan bir kavram olmaya başladı. Hani kılıç hakkı Osmanlı'da bir zorbalık değil. Sen daha iyi bilirsin. Evet, yani muhakkak. Evet, kent 3 kere teslimiyet 3 kere teklif yapılıyor.
Fakat hayır diyorlar. Özellikle Venedikliler buna karşı çıkıyor. Ondan sonra tabii İslam fıkhına göre, yani İslam'dan, Kur'an-ı Kerim'den çıkarılan hukuk kurallara göre biz Hanefi fıkhını tatbik ediyoruz. Kent yağmaya açılıyor. Yani oraya Sultan Mehmet de hiçbir şey yapamazdı. Ama ulemaya kısa yaşayarak kestiriyor yağmayı. Tabii tabii, evet evet, çok uzun sürmüyor. Ve kılıç hakkını da çok iyi tanımlamak lazım. Ben zorbalıkla onların kiliselerine hayır, el koyuyorum değil. Hayır, bu anlama değil. Gelmiyor. Evet. Hayır, bu kadar hayır. insan geliyor, bu kadar Müslüman o şehre yerleşiyor ve ibadet yeri yok. Bu yorumu gerçekten, o söylediğin anlamdaki yorumu gerçekten hocalar mı yapıyor? Yani yapanlar var işte, şimdi adını vermeyeceğim. Yani şimdi hakikaten yani bunlar benim aklım başımdan alıyor. Yani bu memlekette, ülkemizde gerçekten oryantalist, hani bu batıya öykünülecek bir şey ama hani kendi halkına ve tarihine bu yaklaşım içinde olan çok insan var. Evet, yani batıya şikayet eden insanlar var bu ülkede, yani bu kadar soysuz. Öyle de hoca çıkıyor bazen. Bu kadar şehri fetheden Müslümanın ibadetini yerine getirmesi için yapılan bir şey. Yani bir fonksiyonel bir şey. Yani oraya alıyor ve İslam'ı açıyor. Nitekim Fatih her kiliseyi camiye çevirdiğinde bir maksat gütmüştür. Belli bölgedeki yerleri yapmıştır. Oraya Müslümanlar yerleşmiştir. İşte bizim meşhur Kalenderihane camini Kalenderihi dervişlerine vermiştir. İşte Pantokrator'u Zeyrek Kilise Camii'ni aldığında ona göre uygun bir fonksiyon belirlemiştir ve her cami yapmamıştır. Mesela bir hoca bu söyledi. 50'ye yakın cami var zannediyorum. Hı? Fethi sırasında kilise var. 50'ye yakın kilise var. Ama hepsini yapmıyor. Kariye'yi bile yapmıyor. Kariye daha sonra 2. Beyazıt zamanında veziri atık. Hani şeydir yani, Fatih'in emaneti falan değildir. Hı. Onun için hepsi böyle bir anlamı vardır. Arap camii Latinlerden alıp cami yapmıştır. Çünkü o mıntıkaya Arapları yerleştirmiştir. Hani hepsi belli bir mantık. Ayasofya'da kentin en büyük tapınağını, mabedini, kilisesini o kadar insanın fetihle gelen ibadet ihtiyacını karşılamak için ve hemen ilk emri ne olmuştur? Buraya cumaya hazırlayın olmuştur. Şimdi dil, kelimeler çok önemli. Evet. O çağda o kelimenin anlamı ve kullanımı nasıldıya bakmamız gerekiyor. Mesela kılıç hakkı gibi kılıç mi? Kılıç hakkı dediğimiz zaman şimdi 21. yüzyılda kılıç hakkı, kılıç kesen ve şiddeti ve vahşeti ve ölümü veya yaralamayı temsil eden bir şey. Ama o çağda yaşayabilmeniz için kılıcınızı çok iyi kullanabilmeniz gerekiyordu. Yani söz ettiğimiz çağ 14. 15. yüzyıl. Hı hı. İnsanlığın daha henüz pek çok aşamanın daha başında bile olmadığı bir çağdan söz ediyoruz. Yani şimdi bizim bildiğimiz ve bizim çocuklarımızın, bizlerin bildiği tek yönetim ve yaşam biçimi demokrasi. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz ve demokrasiyi biliyoruz. Ama biz belki de monarşik bir ülkede de doğup orada yaşayabilirdik. Yani mesela Osmanlı'nın son dönemini yaşamış olan insanlar bunu biliyorlardı. Hı hı. Yani 1930 yılında 50 yaşında olan bir adamın geriye kalan o ilk 20 yaşını Osmanlı'nın son 20 yılında, yani 1900 ile 1922 yılı arasında yaşamıştı. İstanbul işgal edildi, Birinci Dünya Savaşı oldu, Balkan Savaşları'nı yaşadı. Korkunç bir şey yani o birikimi yaşayan insanlar için ve o çağları bilen insanların gözünden, kelimeleri de oradan bakarak anlamlandırmamız gerekiyor. Kesinlikle. O hataları yapıyoruz. Yani anakronizm deniyor ona yani. Anakronizm. Tarihi. Anakronik ne yazık ki benim son zamanda en çok kullandığım kelime. Evet. Gerçekten ben evet. kullanıyorsun. Hani artık üç lafımdan biri anakronik oldu. Çünkü herkes anakronik yorum yapıyor. Tüylerim diken diken oluyor yani. Acımasız yani. Evet. Çok anlamsız anakronik yorumlarla ne yazık ki gidiyor. Şimdi Ayasofya bu bağlamda çok önemli. Ama Ayasofya ikinci olarak, senin konuna gireceğim bir daha, halk tarafından çok benimseniyor. Çok. Bakın Ayasofya bizim, sonuna kadar bizim, hiç kimsenin değil. Ve halk o kadar benimsiyor ki Risale-i Ayasofya dediğimiz, Ayasofya Risaleleri dediğimiz bir yön Risale yazılıyor. Ve bu Risalelerde Ayasofya'yı İslam'a döndürmek, Müslümanlaştırmak için türlü rivayetler ortaya çıkıyor. İşte Hazreti Muhammed'in tükrüğü gelmiş, işte Hızır gelmiş, şu olmuş, bu olmuş ama
Gerçekliği olmasa bile bunların hiçbirinin, senin konun, biz Ayasofya'yı İslamlaştırmak için bunları dinlemeyi çok sevmişiz. Çünkü Ayasofya'yı bizim diye benimsemişiz. Ayasofya'yı bizim mabedimiz, bizim camimiz, bizim secde ettiğimiz yer olarak, mescit olarak. Soruya çok güzel cevaplar geliyor bu arada hocam. Öyle mi? Onlara bakıyorum bu arada. Niye yine gözün telefona derseniz cevaplarınıza biz bakıyorum. Biz demiyoruz, onu başka evet. Çok güzel cevaplar. Valla yani kitap kazananlar çok. Ay, vallahi yani beşe çok indirmek güzel. Evet. Bak sen seç. Ha, ben çıkarım şunu, sen seç. Ya Elif Hoca'nınkini seçer mi? Seni nasıl seçeyim? Seç yani. Sen. Tamam. Bak bizim bu arada şeyimiz var, gezimiz. Kitap yazıyoruz birlikte, onu mu diyorsun? Öyleymiş. İşte biz böyle rivayetleri çok önceden seviyoruz. Önceden söylemeyi sevmiyordu o yüzden. Evet. Benim dışarı totemlerim yoktur. Ama sırası var tabii yani. Evet. Önümde bir üç kitap var, onu bekliyorum. Evet, üç kitap, dört kitap Masalcı ile birlikte. Üç kitap, yayın yönetmeni olduğum kitaplar, Masalcı falan gidiyor. Ama yapacağız. Öyle. Yani. Şey. Akit imzaladık. Evet. En yeni ahit. Şey, ne yapmışız? Bu kadar benimsemişiz. Evet. Burası bizim demişiz. Şimdi bu rivayetler o kadar çok ki bizde. Çok. Her şey birbirine karışmış vaziyette. Aynı şey Bizans'ta da var. Bizans da çok benimsemiş. Ve biz nasıl kutsallaştırmışız? Onlar da kutsallaştırmış. Şimdi Bizans'ta bir şey var. Kutsallaştırmak için bir kiliseyi, mutlaka o kiliseye bir kutsal emanet koymak gerekiyor. Bu Tevrat ya da İncil'de adı geçen bir şey olabilir ya da orada adı geçen bir kişiliğe ait olabilir ya da... Ben bunu okuyayım. Ramazan Hoca'ya vereyim. Ramazan kullanıcı dili bu. Hangi dilde bakar mısın? Seni etiketlemişler ama. Ne demiş? Ya eski Fransızca. Eski Fransızca. Le milieu de l'église de Saint-Sophie court 18 ile piyak. Çok uzun metinler ama iki sayfa, tamam, çok güzel bir... Tamam, ben bunu okuyacağım. Oku, iki sayfa çok güzel bir şey göndermiş ama. Tamam, kim göndermiş? Bakayım. Ramazan kullanıcı adı, ben paylaşırım, tamam, şimdi seninle. Evet. Ve orada Ayasofya'da çeşitli kutsal emanetlerle dolu. Direkt seyyahlardan falan zaten bunları öğreniyoruz. Tabii, evet. Ama... Bir efsane var. Bunu anlatıyorum. Hatta... Var mı? Pelin'le yazdım. Ben de eski baskısı var. En son yeni baskısını Pelin aldı ve hiç kalmadı bende. Yeni baskısı çıktı. Genişlettik. Bayağı böyle kalınlaştı. Bekleriz. Getireceğim. Versin. Alayım ben de. Ben imzaları genelde eve götürüyorum. O yüzden hani evet, sosyal medya Instagram, yayınları da arkamda durur. Instagram bilir, yaparken yani, şey arkanda görüyorum. Abi. Kitap. Ben de size kitabımı getirdim şimdi. Ay çok sevindim. çok kıymetli. Demek, tamam. Yani orada da yazmıştık. Var mı görseli? Tutalım istersen. Yok yani şey Twitter'a da attım. Acaba ait sandığı şeyde mi diye. Pelin'le de bayağı tartışmıştık bu konuyu ve oraya koymuştuk Ebru'yla. Daha önceki yayınlarımızda da Pelin'le, biz seninle eskiden evet, yaptığımızı konuştuk. Burada her zaman daha o zaman işte 2015 yılı. Şimdi sosyal medyada biraz daha tabii farklı bir alan olduğu için daha soyut konulara da girebiliyorsunuz. Dolayısıyla tabii, biz oradaki yayınlarda da başka yayınlardan ama Erhan Hoca ile buradaki yaptığımız yayınlarda da hani belki başka bir boyutta da olabilir ama bence Ayasofya diye kaç kere söylemiştim. Ben burada Ayasofya diye hep söyledim. Ama nasıl söyledim? Ukalalık olmasın, af dileyim. Efsaneleriyle ve kanıtlarıyla hani oturup kahvede de konuşabilirdik bu konuyu. Yani efsaneleri... Abi bence Ayasofya'da tabii, değil. Berber ve kahvede yani, çözülür bu işe. Evet yani öyle şekilde anlatanlar var. Elif hocam sizce nerede? İnsanların kalplerinde. Aa, çok daha geniş oldu. Belki de. Tabii şeyi söylemek lazım Erhan Hocam. Orada onu söylemek gerekiyor. Şimdi orada şimdi üzeri tam olarak kapalı değil. Hatırladığım kadarıyla en son bir program çekimi sırasında Serafin Melekleri. Serafin Melekleri. Yani asırlarca insanlar
o melek figürlerinin önünde namaz kıldılar. Yani Osmanlı sultanları, özellikle Sultan Mehmet, hiçbir biçimde bunların kapatılması, işte üzerinin gölgelenmesi, yüzlerinin kapatılması hiç bu olmadı. Yani bizim Kur'an-ı Kerim kutsal kitabımızda bir Meryem suresi var. Çok büyük bir suredir. Yani biz kendimizden önceki peygamberleri kabul eden bir diniz. Dolayısıyla insanların yani çağlar boyunca, asırlar boyunca orada namaz kılmaları zaten aslında katedralin camileştiğini, cami-i kebir yani büyük cami, cuma camisi haline getirilmiş olduğunu, en büyük merasimler orada yapılıyor. Yani işte teravih namazları, Kadir gecesi eda ediliyor, mevlütlerde şekerler dağıtılıyor. Zannediyorum tahta çıkma, cülüs törenleri nerede? Eyüp Sultan Camii'nde. Eyüp Sultan Camii'nde ama diğer büyük bütün seremoniyel yani abidevi törenlerin tamamı Ayasofya'da yapıyor. Yani bu Bizans'ta da yani Doğu Roma'da da böyle. Görseli vardır, çok evet. Duygusal. Evet. Çok etkileyicidir o. Yani o ana kapıdan, o büyük kapıdan içeri girdiğiniz zaman yani düşünüyorsunuz Allah'ım buradan. Konstantin kimler? Geçti. Evet. Müthiş. Sultan Mehmet geçti. Yavuz Sultan Selim geçti. Allah'ım kimler geçmedi ki? Kimler geçmedi ki? Şimdi seslerin uzay boşluğunda kaldığını düşünürsek oradaki enerji o hepsinde yani. Onu kim söylüyor yani. Biliyor musun? Satam dediğin cümleyi aynı şekilde. Kim? Atatürk. Hangisi söylediğin cümleyi? Atatürk diyor. Eğer diyor sesler boşlukta bir yerde evet. kalıyorsa diyor bir gün gelecek diyor o sesleri dinleyebileceğiz ve tarihi gerçekten öğreneceğiz. Söylemiş mi Atatürk bunu? Evet. Bak bugün bilimsel olarak bu açıklanıyor ve canlandırılmaya Atatürk çalışılıyor zaten yani söylemiş. Çevre dönüştürülmeye çalışılıyor. Ama 1930'larda söylemiş onu Atatürk. Müthiş bir adam. Çok başka, o da ayrı bir ruh yani. Evet, ayrı bugün kesinlikle. Bugün şu halimize borçlu olduğumuz en büyük olsun. Kişiye. Kısa bir ara son bölümde görüşmek üzere. Son bölüme geldik değerli izleyiciler. Az önce Twitter'da da paylaştım. İlk üçe kadar taşıdınız. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Konu çok güzel. Konuklarımız çok özel ve güzel. Sizlerin de ilgisi aynı şekilde çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. 10 tane bugün kitap sözümüz var. Neden? 5 tanesinin sorusu Erhan Hoca sormuştu. Ahit sandığının yapımında kullanılan ağaç. Diğer 5 kitap içinde Ayasofya'daki hatlar kimin eseri demişti Elif Hoca. Cevapları gözlemliyoruz. Nihan içeriden. Nihan sen yetişemezsen bana söyle. Tamamlayalım. Sonra şeyle ilgili, ağaçla ilgili olanları sen mi seçeceksin onu da mı biz söyleyelim? Hepsini siz seçin. Tamam, kazananları program biterken o Nihan zaman beni seçsin. Yine böyle başımı önde görürseniz lütfen kınamayınız. İsimleri alacağım. Nihan seçsin ya. Nihan mı seçsin? Bilmiyorum, Nihan içeride yoğun mu acaba? Sevgili yapımcım Nihan, gerçekten bugün bizimle olması o çalışkanlığının ve sorumluluk sahibi olmasının bir sonucu. Çünkü sevgili eşi Başar çok ağır bir rahatsızlık geçirdi. Yoğun bakımda kaldı saatlerce. Onun arkasından bugün yine işinin görevinin başında. O yüzden sevgili yapımcım evet, Nihan'a da heyecanlandırdı çok bir anda. Hepimizi telaşlandırdı. Başar'a da buradan acil şifalar diliyoruz tekrar. Acil çok evet, geçmiş acil olsun. Nihan da çok kıymetlidir gerçekten. Emeklerine sağlık sevgili Nihan'cığım. Evet. 10 tane isim hem 2 soru içinde Nihan'dan inşallah bekliyoruz. Peki. Devam ediyoruz şimdi. Herkesin evet, arada etiketiyle devam ediyoruz. Şimdi gelelim fetih kutlamalarındaki ışıklandırmalara. Evet, yavaş son yavaş gelelim. Son bölüme bıraktığın şeylerden birisi de buydu zaten. 2 tane önemli konuyu bıraktık. 2 konuyu bıraktık. Son bölüme bıraktık. Kutsal emanet bir tane daha ve ışıklandırma. Hatta Sertaş'ın söylediğini de söylememi istememiştin. Hepsini bu bölüme bıraktık. Evet. Sertaş'la beraber döneceğiz zaten ama ona sorarım. Evet, aynı araçta dönüyorlar. Evet. Ondan sonra ama hemen kaldığımız yerden bitirelim tabii, konuyu. Tabii. Ayasofya bizim dedik. Ayasofya'yı bizim yapmak için bütün bu risaleler, rivayetler. Niye bu kadar kısa sürede bitirildi, tamamlandı diye soruyorlar. Hırs.
Sanıyorum o kendini Hristiyan ermişleri ve azizleri ve kutsal hı hı. kişilikleri seviyesinde görmek ve bütün çağlara Justinianus'tan bahsediyoruz. Pardon ben kendi kelime böyle bir kaptırıp kendimi 532'de başlayıp 537'de bitirmesinin altında yatan sebep o olabilir tabii. Çünkü ama orayı tabii önceden de onu hesaplamış ve oraya doğru işi götürmek istemiştir diye düşünüyorum. Yani o bir o yüzden bir projedir. Evet. Tabii ya. Tabii, bir proje. Girip adam böyle şey yani. Hesap atarlı oluyor, atarlı geçtim seni yani, Süleyman demesi de falan yani. Üçüncü yani bunu söylemiştir söylememiştir diyenler işte nereden ispat rivayet ettin? Olsa, sen, rivayet de olsa. O tabii 5 yılda bunu bitirtmiş olması bir hırs yani evet. tabii. Evet yani. tabii 21 tamam, yaşında canım. Sultan Mehmet de fethetti kenti yani. Evet. Yaşın etkisi var, içinde bulunduğu koşullar, tabii, karakteristik tabii, özellikler tabii. bunun hepsi böyle bir bütüncül bakmak lazım o zaman bunu anlıyoruz. Justinianus da çok duyarız hocanın demirbaş profillerindendir anlatılan hesaplarında. evet. evet ben araya girmiştim. Ve şimdi şöyle bizim? Bir durum, biz bu kadar sahip çıktıysak her şeyle sahip çıktık. Fatih Sultan Mehmet de öyle. Fatih Sultan Mehmet. Portreye geleceğiz değil mi? Ne? Portresine. Geleceğiz. Tamam. Kaç daha? 3 saat daha var değil mi program? 5 geçe. yani Doğu'yu, Doğu Roma'yı ve Batı Roma'yı birleştirdim ben. İkisinin de tahtının başında oturan sultanım Hakan. Yani bu amacı bu Sultan hmm. Mehmet'in. O başka bir yani o başka bir yere doğru bakıyor. Bir imza gibi bir şey aslında. Evet, mühür evet, gibi evet, bir şey mühür yani. Gibi. Tarihe bir mühür. Evet. Şimdi bakın. Yani hah, çok güzel bir yere geldin. Harika bir yerdesin. Hemen topu senden alıyorum orta. Tam kalenin ağzında bıraktın topu. Hangisi? Çünkü burada çok önemli bir şey var. Tarihe bir mühür. Onun mühürü. Ve Fatih Sultan Mehmet büyük bir deha. İnanılmaz bir deha. Ben her şeyini hayranlıkla okuyorum. Her şeyini hayranlıkla izliyorum. Ve Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın gizli tarih kitabında anlattık. O dönem Pelin'le de çok etkilenmiştik. Siyasi bir mesaj veriyor inanılmaz. Şimdi Ayasofya'yı kendi üstüne geçirmesi, vakfiyesi, o vakfiyenin kıymeti. Tabii şunu da anlamak lazım, o vakfiyede amacı dışına kullanan falan biraz fazla kötü yorumlanmış ama bütün akar, bütün geliri Ayasofya'ya bağışlamış. O dönemin dükkanları, şeyleri, bedestenleri, tabakhane, debahane hepsi. Karaköy bugün Perşembe çağrı. Pazarı'nı oldu tabii. Ya. Hı-hı. Bütün akarı oraya bağışlamış. Akaret olduğu gibi Ayasofya'ya bağışlanmış her şeyle. Ve çok önemli bir mesaj veriyor. Bakın bu Ayasofya'nın gizli tarih kitabından sonra çok tartışıldı. İşte hakikaten Fatih Sultan Mehmet bu mesajı verdi mi vermedi mi? Fatih Sultan Mehmet daha şehzadeliği döneminde İtalyanlarla ilişki kuruyor. Nasıl Molla Gürani gibi hocalardan ders aldıysa aynı şekilde birçok İtalyandan da ders alıyor. İtalyancayı biliyor, Latinceyi biliyor ve çok önemlisi İtalyan Rönesans kültürünü biliyor. İtalyan Rönesans kültürü ezoterizm ile yoğrulmuş bir kültürdür. Biraz o kültürü araştırırsa bu niye böyle diyen insanlar... Biraz da şehzadelik yıllarını öğrenirse İtalyanlarla ne kadar ilişkide bulunduğunu, ders aldığını, yabancı dil dersini aldığını bilirler. Ve Fatih o sembolizmi çok iyi kullanacak kadar zeki bir insan. Ve Fatih'in karalama defteri bulunduğu zaman o yaptığı resimler, çiziktirmeleri, semboller ne kadar oraya resme, sembollere hakim olduğunu gösteriyor. Çok ufak bir ekleme daha yapmak istiyorum. Yani hı hı. Fatih kenti zenginliği için fethetmiyor. Kentin sembolik anlamı için mutlaka ve mutlaka Doğu Roma'nın hı hı. başkenti olduğu için. Çünkü zaten bütün kenti çevrelemiş. Edirne'yi almış, Çanakkale'yi almış, o bölgenin tamamını bütün çevreleyerek almış. Bir kalmış arada o yani o zamanki nüfusu herhalde 50 bin kadar olan evet. küçük ve maalesef Latin istilasından sonra kendini toparlayamamış perişan bir kent. Yani evet, Kritopulos tarihinde falan da bunu yani, söylüyor. Yunan niye almak istesin kronikler tarafından? Işte, tabii onu da vurgulamak lazım. Tabii. Maalesef diyorsun. Gerçekten maalesef. Çünkü kent bir harabe halinde. Tabii, o eski
görkemi yok. Diyorlar ki Fatih yıktı kenti. Olur mu? Çok daha önce hayır. Yıkmış. Fatih geldiğinde yıkıntı zaten buldu. Zaten 200 senede toparlanamamış şehir. 1261-1453. 200 senede Bizans'ın parası bile olmamış onu yapacak. Yani iki saray var. İki saray da yıkılmış. Bir tanesi depremden yıkılmış. Bir tanesi Latin istilası yüzünden yıkılmış. Blaherna Sarayı, Tekfur Sarayı'nda evet. oturuyor imparator. Yani perişan. Paraları yok ve gerçekten güçlerinden çok ciddi şekilde birçok şey rahmetli Seva Beyice çok güzel anlatır. O kadar yıkılmış ki bugün işte Edirne Kapı'nın bir bölümü, işte surların Zeytinburnu tarafı falan tarla olmuş. Yani Suriçi tarla olmuş. O kadar yıkılmış, binalar yok olmuş. Suriçi tarla olmuş. Orada artık diyor şehrin içinde tarım yapıyorlardı. Yani Seva Beyice muhteşem anlatıyor. Müthiş tatlı tatlı. Sur içinde tarım yapıldığını falan. Ve Fatih der ki yani o sembolizmin içinde sizin emanetleriniz bende der. Bir, Bellini'nin yaptığı tabloda vardır. Diğer tablolarda vardır. Elinde gül. Bunu şey yapar, ima eder. Ve çok daha ilgincini söyleyeyim. İki Dominiken ya da Fransisken rahibi ziyarete geliyor. O zaman Fatih'te bir şeyde. Beyazıt'ta, Eski Saray'da. Eski Saray'da Fatih'i ziyaret ediyorlar iki keşiş. Fatih onları kendi odasına sokuyor. Onların anılarında var, seyyahların. Fatih'in odasına bir giriyorlar. Meryem ikonası. Kutsal emanetler. Tahminim yanılmıyorsam iki tane başına konan Hazreti İsa'nın taçtan. Şu arkadaki şey mi şu? Evet, yapraklar. Evet, yapraklı. Evet. Şey, şu. Başına konan taç. Evet. Kasus Nezaratus Yex Yudarum yazar. O taçın dikenlerinden iki tane odasında duruyor. Ve özellikle rahiplere gösteriyor onu. Benim odamda bunlar var. Hani bir profesörümüz çok yanlış bir şekilde Fatih Hristiyan mıydı falan diye sormuştu. Saygılı bir adamdı. Ama saygılı adam ama her şeyin ötesinde bak diyor bunlar bende diyor. Güç bende diyor. Evet. Senin bütün kutsalın bende diyor. Bu çok önemli. Bu çok önemli bir mesaj. Yani doğunun batının hakimi benim diyor. Bu Fatih'in diplomatik gücünü, kendi gücünü gösteriyor. Yüzyıllar sonra biz İstanbul'da tabii ki bir rivayettir. Ne kadar gerçek payı olduğu bilinmez. Rivayeti de anlatalım. Ama Ayasofya'nın üstünde rivayet odur ki ait sandığı buradadır derken biz aynı gücü gösteriyoruz Fatih'ten sonra. Yani bu bana göre çok doğru bir mesaj oldu. Bakın işte beklenen açıklamayı yaptı Erhan Altunay değerli izleyiciler. Hiç mübalağa etmiyorum. 3 yıldır yapıyoruz programı. Tarihi bir andır bu. Bir sonuca ulaşacak mı acaba yorumlar? Net bir şey söyleyecek mi Erhan Hoca diyen izleyicilerimiz çoktu. 3 yıldır net bir şey söylemiyor diyor. Bravo Erhan. Evet yani ima ediyordu ama tam bu cümleyi ağzından almamıştım gerçekten. Işıklandırma yani Ayasofya'nın üzerindeki ahit sandığı ışıklandırmasının verdiği mesaj. O doğruydu. Katılıyorum, destekliyorum diyor. Evet. Fatih'in o portresini de bir getirebilir miyiz sevgili Nihan? Bellini portresinde. Fatih ne mesaj vermişti o portreyle? Çünkü onunla birlikte yorumluyor Erhan Hoca. Bu ışıkla evet bu geldi. Evet. Muhteşem bir yıllar görsel. Sonra. Evet. Bu çok sürprizdi. Çok Fatih'in anlamını verdiği, bilen herkes için çok etkileyiciydi. Çok. Fatih'in verdiği mesajı veriyoruz aslında biz. Güç bende. Güç bende. Güç bizde. Yani. Sandık bizde. Yani sembolik anlam her şeyiyle bir semboldür evet. Ve bizdedir. Belki de bizdedir. Ya bizimdir. Belki de evet. Bildiğimiz bir yerdedir. Belli olmaz. Ama önemli olan o mesajı vermektir. Buradan Türkiye, vurunca oradan nasıl yankılıyor? Nasıl yankılandı artık. Çok merak ediyorum. Yani. Bu mesajı verdi. Üzülmüşlerdir evet. Mutlaka. Yani öyle gökler, hassas ki onlar için. Çok. Evet. O yüzden... Çok. Üzüntü olabilir başka şeyler için ya bir hırs sebebi olabilir
itiraz getirebilir. Yani bir sürü şey getirebilir. Mutlaka bir yankı uyandırmıştır. İçimizdeki Bizanslılar da üzülmüştür mutlaka. Çok önemli bir şey var bu kitabımdan. Kıyametin ne zaman kopacağı? Kur'an-ı Kerim Lokman Suresi. Evet. 31-34. Ayetler. Evet. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz Allah'ın katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Kıyamet günü, rahimlerdeki çocuğun ne zaman olacağı, yarın ne kazanılacağı veya yağmurun ne zaman ineceği yalnızca ve tabii kutsal kasenin veya kutsal emanetlerin nerede olduğu da yalnızca Allah'ın bilgisindedir. Demek isterim ben. Evet, o tabii yüzden. Ki. Çünkü Allah da kalbimizdedir. Tabii bir... Bak o Bellini'nin... Evet. Bellini'nin bu portrede yani ne olduğunu bilerek mi yaptı tabii bu portreyi? Tabii ki. Yani şimdi... Şurada gördüğümüz zaman... Gel hocam. Gel. Değil mi? Evet, hayır. Olur mu Hüsnü hocam? Burada ders veriyorsunuz. Yani oturduğumuz yerden mi dinleyelim şimdi? Ama bana hepsini yorumla. Şu taçları da hocam. Hepsini tabii, yani. Tabii o krallıklar. Lütfen. Hiçbir şeyin boş olmadığını biliyoruz çünkü. Şimdi burada en önemlisi o krallık şeyleri, imparatorluk krallığı şeyleri bırakalım. Hı hı. Tek önemli şeye gelelim. Sandık. İki önemli şeye. Ama evet bu bir tapınak şeyidir. Venedik'teki bir sütun modeli alınmıştır, doğrudur. Ama tapınak her zaman için iki sütun, yakın ve boğaz ve bir kubbeyle sembolize edilir. Bu şey... Şeyin tamamı bu mu arkadaşlar? Şu üstteki biraz şey daha biraz var, sanki neyse. Üstünde bir şey daha var. Biraz daha basık oldu. Fatih böyle değil. Da basık oldu. Güzel. Şimdi çok sandığı önemli. Sandığı kurtarmaya çalışıyor Sertaç da o yüzden evet. Sertaç biraz daha yukarı alalım gene yani basmadan yukarı doğru alalım. Herhalde küçültemiyoruz şöyle. Evet. Tamam. Sorarım sonra ben sana seni mi yedim. Şimdi çok önemli bir şey bu iki sütun arasında. Bu aynı figür Ayasofya'nın İmparator Kapısı'nın üstünde vardır. Ayasofya'da vardır. Şundan bahsediyorsun değil mi? Bu evet. İki kolon ve Fatih tapınağın içindedir. Şu figür bir halı atılmış gibi ama taç var taç yine. Var. Çok sık rastlanan o dönemde 15. yüzyıldan bahsediyorum. Kitapta da var gösteririm kitaptan. Kutsal emanet muhafazası. Kutsal emanet muhafazaları genelde bu şekilde. Zaten örneklerini kitaba koydum. Hı hı. Bu bir kumaş. Duvara atılmış gibi dururken sanki kilit kısmıyla evet. Bir kutsal emanet muhafazası gibi duruyor. Bu bir mesaj. Taç da dahil olmak üzere. Evet. Bu şimdi bugünden baktığımızda işte anakronisizm ya da anakronik bakış açısı neredesin Elif? Evet. Terminolojik. burada başlıyor. Diyorsun ki Fatih bunu nereden bilsin? Bu bir halı, bu bir kumaş. Hayır. 15. yüzyılda yaptı. Bu bilinen bir şey. Semboller biz daha da önemliydi o zaman. Evet. Daha da tabii. Biz anlamıyorsak bile evet. 15. yüzyılda bu konuyu anlayan biri baktığı zaman bu adam bunu yapmış diyor. O çok önemli. O dönemi iyi bilmek pozitivizm yok gerekiyor. Yani pozitif bilginin hiç olmadığı, insanların aslında tamamen bu söylenceler dünyasında yaşadıkları, birbirlerini çok gözlemledikleri yüzyıllardan bahsediyoruz. Yani ne? Bütün bilgi görgü üzerine kurgu. Ya belli ne dediğimiz adam. İtalya'da kutsal hocam? Emanet resmi yapmış adam. Yani ressam da herhangi bir ressam değil belliğine. Daha önceki hayatı dediğim yani İtalya'daki hayatında kutsal emanet şeyi üstüne çalışmış. Ona ait alanı aynı doğru. Zamanda. Alanı aynı yani. Zamanda yani onun seçimi de tesadüf değil. O yüzden Fatih'le. Bizim bu tür sembolleri kullanmamız gücümüzü gösteriyor. Bu dilden mi konuşuldu? Semboller diliyle mi konuşuldu evet, mesaj verildi Ayasofya'da? Şey yaptık işte al sana. Bizim. Orta çağda sandığın üstüne zambak var. Ayasofya gösterisinde de zambak vardı. Bir şeyler bizde yani ben senin kutsalına da hükmediyorum diyoruz. Yüzyıllar sonra Fatih'ten 568 yıl sonra aynı mesajı verebildik. Onun için gayet şey... Mutluluk verici bir olay.
çok şimdi, yani bir ufak bir ekleme anlaşılır. Daha şimdi evet. Resimden bahsettiğimiz için aslında belki ondan ufak da olsa bir ekleme. Tabii. Yani ikonoklazm diye bir dönem yaşanıyor 746 ile 840 yani İsa'dan sonraki o dönemde. Mesela Ay'a yerini ikonoklast bir kilise yani resimlerin İsa ve Meryem suretlerinin, haçların yani Ortodoks alemin bunu çok öncülüyor, çok önemsiyor. Bunların İbrahim'i dinlerde resim ve resmedilerek ilahlaştırılması sadece İslam'a mahsus bir durum değil. Yani Hristiyanlık'ta ve aslında Hristiyanlığın bazı mezheplerinde pek arzu edilen bir şey değil. Çünkü özden uzaklaşıyorsunuz şekle. Hı hı. Maalesef sarılıp onun batağından çıkamıyorsunuz. Oysa insanın bunun özünde Allah'ın ve birliği ve varlığı olduğunu kabullenmesi, bu peygamberlerin de İbrahim'i dinlerin peygamberlerinin de aslında Allah'ın emirlerini insanlara getirmek için o vahiyleri insanlığa taşımak için seçilmiş özel mesajcılar olduğunun anlaşılması lazım. Ama bizim hep İçinde kalmamız gereken şey Allah'ın birliği ve Allah'a iman. Şimdi oradan çıkıp da başka köşelere doğru, başka yollara doğru saptığımız zaman resimlere, yani İslam onun için özellikle bunu yasaklamıştır. Ama Ortodoks Kilisesi de bir dönem bunun dışına çıkmak istemiştir. Ya tabii burada niyet de önemli. İşte 746 ve 840. İyi bir sembol kullanımı tabii artık o kadar da hani tabii. Şirk koşmadığınız sürece tabii. Hani tabii. Bir tapınma ve şirk niyeti taşımadığı sürece Kabe'deki putlar misali haline dönüşmediği evet, sürece Kabe'deki putlar haline dönüşmediği sürece putlaştırmadığınız sürece ki paganizm içinde de put yoktur yani paganizmin en dibine inmiş biri olarak söyleyeyim ki öyle bilinir yani çok fazla evet. Sembol put anlamı değil İçeride öyle düşünür. Hani helvadan put yaparlar acıkınca yerler türü bir şeyden çok. Bu sembolik olarak kullanılan bir anlamdı. Ama işte tabii insanlık yıllar içinde onu objeyi birinci plana evet, çıkarmış evet, anlamını o değil. O tehlikeli tabii yani. Obje birinci plana çıktığı zaman işte orada büyük tehlike başlıyor. Şimdi ahit sandığının tabii niye İstanbul'da olabilir dememiz gene gizli tarih diyoruz. Gizli tarih çok kızıyorlar. Hatta bir benim çok kıymet verdiğim biri bunu çok ağır eleştirdi gizli tarih. Hatta gizsiz. Vallahi hiç eleştirmesin. Gizemsiz Ayasofya falan diye ki kendisiyle de nahoş bir konuşma yapmak zorunda kaldım. Ama şöyle de bir durum var. Gizli tarihin belgenin olmadığı yerde rivayetlere... Bunu özellikle bu yüzden mi vurguluyorsun? Yani evet, gizli yani gizli tarih böyle uydurduğumuz bir tarih değil. Belgenin olmadığı yerde rivayetlere dayandırdığımız tarih. Sözlü kültüre, söylence. Evet, Ayasofya'nın gizli tarih dediğimiz an rivayetleri anlatıyoruz. Az bilinen rivayetler. Ama bu rivayetler... Bunu neyin gerginliğini yaşadınız ki yani bu gizli tarih meselesinde böyle epistemolojik tartışma yaşamış gibi. Biz bunların söylence, mitolojik, hikayevi tarafları olduğunu anlatıyoruz zaten. Hı. Bunlar kesin tarihi bilgiler nettir böyle diyen yok. Evet. Pozitivist kafalar yanlış bazen bunu böyle pejoratif anlamda evet. Alıyor aşağılayıcı evet. Bir şekilde. Evet. Okumadan, tanımadan ön yargılı yaklaşıyor ve kırıcı olabiliyorlar evet, çoğu yerde. Sen yani, buna tepki verdin haliyle. E tabii kırılıyor insan. Kavramını verdiği tepki evet, gibi. Yüzlerce evet yüzlerce kitap okuyorsun. Bütün Latince okuyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Ondan sonra çeviriyorsun, adam geliyor hadi lan diyor. Bu kadar derin bir bilgim varken bu kadar evet, yani, uğraşmışken. Kırıcı bir konu. Çok haklısın. Şimdi öte taraftan baktığımızda işte rivayetler burada şey yapıyor. Roma Zafer Takı fotoğrafı gelirse. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ikinci tapına Titus yıkıyor dedik. Rivayetler başlıyor oradan. Ve tapınaktaki bütün eşyalar Titus tarafından alınıyor. Eğer gelirse Titus'un zafer takı. Hazırlıyorlar. Buraya bakıyorum. Tam orada bir şövalye tarikatı. Ben hem cevapları, cevap veren izleyicileri seçiyorum bir anda. Evet, hazırlıyorlar. Niye sana mı bıraktı?
Evet, bana bıraktı. Benim gelecek programa böreği de sana yaptırırsın. Yok yok, o konuya hiç girmem. Ben diyette olduğum sürece hiçbir şey yapamam ya, hiç kusura bakma. Roma Zafer evet. Takımı verir seni yanında. Sizin yerinize deniyoruz Beysan. Elif Hoca, ben sarmanın bile tadına bakmadım. Geldi, evet. Evet, bunu Roma'dan... Şam'dan da çok önemli, biliyorsun daha önce konuşmuştuk. Evet, evet, Menorah. Gördüğünüz gibi Titus Zafer Takı, bunu da ben apar topar kitabı yazarken... Sen o görsel şova danışmanlık yapmış mısın? Ömer Şensöz öyle yok, soruyor. Yok. Öyle bir şey yok. Ondan sonra şey... Dur geliyorum yine. Ya bıraktın pardon. Beni burada. Buyurun hocam. Ha. Pardon hocam, buyurun. Cevaplara bakıyordum. Evet. Şimdi... Titus'un Zafer Takı. Böyle kitap yazmak kolay değil. Bu fotoğrafı haklısınız. Almak için Roma'ya gittim. Hı hı. Ondan sonra şey... Yine de bu yazmayacağız anlamına gelmiyor tabii. Evet. Yani Roma'ya da gideceğiz anlamına gelmiyor. Menorah. Tamam. Meşhur şey. Şam'dan. Öbür şeyler. Şu ilginçmiş figür. Sandık evet. gibi. Orazanlarıyla. Ama ki yakından taşınma. Biraz dağılıyor. Nasıl seçiyorsun hocam sen bunu? Ezberebildiğim için. Ha. Fotoyu haklısın. Ben çektim. Tanrı taşınma şekli bir sandık izlenimi veriyor. Evet. Yani dört kollu. Ha, şurada evet aynen var. Aynen belirtildiği tamam, gibi. Şimdi anlaşıldı. Evet. Taşındığını evet, gösteriyor. Borazanlarıyla az önce gördüğümüz Ayasofya minyatürü gibi. Şey, Orta Çağ mı? Aklım Ayasofya'da karşımda Ayasofya. Ona benzeyen çok ilginç bir figür. Başka bir kutsal obje olabilir. Ona benziyor olabilir ama şurada gördüğümüz Titus takında. Borazanlar da var yine ama. Borazanlar da var yine. Titus takında bunların taşındığını görüyoruz. Bir şekilde Romalıların eline geçtiğini. Hmm. Buradan sonra öykü başlıyor. Bu öykü nasıl? Bir şekilde o zamanki efsane... Adını çok anıyorum. Bir gün hort deyip gelecek. Justinianus. Bir zamanlar bu stüdyoda Albert Pack hortlamadıysa Justinianus hiç hortlamaz. O bile dayandı yani. Evet, aldım çok kadar çağrılmaya. Evet. Her şey. Justinianus. Ya evet, bir kitapta ben kazandım. Justinianus döneminde bir efsane, yani rivayet, o zamanın rivayeti der ki, bunu ciddi arkeologlar da sağlıyor. Colin Rufford Review'da yazıyor. Justinianus döneminde Yahudilerin bütün kutsalları İstanbul'a geliyor. Getirtiyor buraya, onların da kutsalları. Aslında Yahudiler çok sevilmiyor burada çünkü... Bugün Zeynep Sultan Camii'nin olduğu yer, Acema Mescidi açılıyor. Calca Preteria diye geçen bölge, Bakırcılar Çarşısı. Eskiden orada sinagog var. Tam Ayasofya'nın karşısında. Sonra onu atıyorlar oradan. Yıkıyorlar sinagogu ve Maria Calca Preteria, dikdörtgen planlı. Bizans'ın en eski kiliselerinden biri. Bugün mescit oluyor. Ziyaret edebilirsiniz. Yapılıyor. Yeni Kapı'da ve şeyde Sirkeci'de Marmara kazılarında sinagog çıktı. Ha, o kızlar da çıktı. Evet, evet. Çok evet. ilginç eserler evet. var. Orada buluntular var. Evet, onlar önemli. Bulunuyor. Selçuk gitmiş, görmüş, anlattıydı. Böyle böyle şey, Yahudilerin de kutsalları, yani ben aynı emanet şeyi, Justinianus bu kez, ben sizin de kutsallarınıza sahibim, sizin de imparatorunuzum diyor. İstanbul'a geldiği söyleniyor. İstanbul'a geldiği zaman, bunu birkaç kere anlattım ama bu programda olsun. Bir kere daha anlatmak istiyorum ki tam otursun bilge. Ahit sandığının da geldiği rivayet ediliyor. Ahit sandığı bir bilhassa. Ve İstanbul'da bir yapı var. Aziz Polyektus Kilisesi. Ayasofya'dan önce İstanbul'un en görkemli yapısı, evet. en büyük yapısı ve bir özelliği var. Hezekiel kitabında zaten birebir veriliyor Tevrat'ta. Tapınak ölçülerinde yapılıyor. Bugün Aziz Polyektus Kilisesi temizleniyor o alan. Tam Saraçhane Belediye binasının karşı tarafındadır.
at geçit otoyolda duvarları gözükür. Ama kendisi de olduğu gibi duruyordur Aziz Polyektus'un. Şimdi restore ediliyor bildiğim kadarıyla. Eskiden çünkü açık hava tuvaleti olarak kullanılıyordu. Tabii canım içine girip herkes içken. Yazık ya. Ot çeken herkes. Acıyor. Yani bu kadar büyük bir tarihi mirasınız böyle. Yalnız çok önemli bir şey. O kadar güzel bir kilise olduğu rivayet ediliyor ki sütunlarda oyuklar var, içi cam falan. İşçiliği çok güzel. İşçiliği çok güzel. O sütunlardan iki tanesi bugün Venedik'te San Marco Meydanı'nda. Birçoğu gene Latin istilası döneminde Venedik'e kaçırılmış. Bir tane sütun, aynı benzer sütun şeyde var. Ayasofya Müzesi'nde, yani Tapu Kadastro. Şimdiki Ayasofya, yeni Ayasofya Müzesi'nde Server Dede Türbesi var. Server Dede Türbesi, doçent doktor Haluk Çetinkaya da söylemişti. Oradaki Server Dede'nin mezar taşı Polyektus'a çok benziyor diğer örneklerine. Çünkü aynı sütun şeyde var, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Bugün Topkapı Sarayı'nın alt bahçesinde kimyahanenin önünde, kimyahane ne demekse, kimyahanenin önünde duran sütunlar var. Polyektus'tan çıkma Arkeoloji Müzesi'ne gidecek. Parçaları duruyor yani inanılmaz bir mimari parçaları. Bir medeniyet ötekinin üzerine eklemlenerek Stephen Runciman Suriye'de bir kazı yaparken bir Ermiş'in mezarı var orada ve deniliyor ki işte aman bunu dikkatlice taşıyalım. Numaralayıp taşları kenara alıyorlar. Alttan bir Hristiyan Ermiş'in mezarı çıkıyor. Onu biraz daha eşeliyorlar. Onun altından işte boynuzlu bir heykeli çıkıyor. Yani işte Sümer. Pagan. Yani bunlar birbirinin üzerine eklenerek muhtemelen tabii ki Ayasofya Kilise hocam çok daha iyi olabilirsiniz. Ayasofya Kilisesi'nin orada Ayasofya'nın katedralinin olması ardından İslam'ın onu bir camiye dönüştürüyor olması hiçbir tesadüf değil. Yani hepsinin bir anlamı var. Oranın o bölgenin seçilmiş olmasının da bir manyetik ve uhrevi bir anlamı var. Leyhat'ta dedim. İşte orada da en büyük seçilen yer Polyektus, Aziz Polyektus Kilisesi. Ve tapınak ölçülerinde olduğu için Justinianus ait sandığını Aziz Polyektus Kilisesi'ne koyuyor. Fak Polyektus Kilisesi'ne koyuyor. Fakat bir gece rüyasında Hazreti Musa gözüküyor Justinianus'a. Rivayet odur ki. Ve diyor ki kalk diyor. O sandığın yeri orası değil diyor. Neresi diyor? O sandığın yeri diyor tapınak diyor. Al o sandığı tapınağa koy diyor. Justinianus kalkıyor sabah tapınak yok. Hadrianus yıktı 135 yılında. Temellerini de attı. Temeli de yok, taşı da yok. Olan tapınağın olduğu yerde Jüpiter tapınağı vardı. Sonradan kilise yapıldı. Hiçbir şey yok. Ha diyor. Tapınak Ayasofya. Tabii ki Ayasofya'ya geçtim seni Süleyman diye. Tapınak olarak yapıyor. Zaten Ayasofya İmparator kapısından girdiğinizde, arkaya döndüğünüzde bir anda karşınıza tapınak motifi çıkar. Yani tapınak odur. O zaman diyor Ayasofya'da kendine göre kutsalların kutsalı bir yer. Gizli saklı. Ben bir yer hakkında tahminim vardı, kazdılar. Ondan sonra bir gizli bir oda bulundu. Artık Ayasofya'da daha, mı? Evet, daha uzun gitmeyeyim. Üçüncü kilise zaten. Üçüncü. Evet, isteyenler. Şu olan 330'da sonra Nika isyanından sonra üçüncü kilise şimdi şu anda var. İsteyenler Ayasofya Araştırmaları Dergisi'ne bakabilirler. Sayısını yeni bir araştırma yeni bu. Bir araştırma. Yani yeni bir bölüm. Ondan sonra ama daha açıldı. Tabii olabileceği yerler var. Neyse ondan sonra buraya koyuyor. Ve o zamandan beri rivayet odur ki saklı kalmıştır orada ait sandığı. Çünkü Justinianus onu oraya saklamıştır. O yüzden hala bulunmayı beklemektedir diye bir rivayet var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyiz. Ama toptan da saçma diyemeyiz. Tabii. Onun İnsanlık mirasıdır yani. Bizim orada miras. Acaba orada mı diye sormamız, sizin emanetleriniz bizde mi dememiz gayet
düzgün bir harekettir bana göre. Keza Nuh'un gemisiyle ilgili şeyler Ayasofya işaret eder rivayetler. Hangisi ama? Ana kapısı. Nuh'un gemisi. Ve o biraz daha bana şey geliyor. Belki de orada bir fresk ya da mozaik vardı Nuh'la ilgili. Bizimkiler ona şey yaptı. Atıfta bulundu. Altınla kaplıymış. Üstü sonra işte Latin istilası döneminde altın sökülüp götürülmüş. Zaten ne varsa Latin evet. istilasında gitti. Tuba Durmuş o kadar güzel bir yorum yapmış ki İstanbul'a gidip okumadan geçemeyeceğim. Sohbetin arasına giriyorsun diyen izleyicilerim için özellikle sohbetin arasına giriyorum. Yoksa ben çıkayım siz seyredin demin odasına geldim artık. Şimdi bir şehrin kuruluşundaki tanrısallık ya da olağanüstülük şehrin varoluşu boyunca ona eşlik edecek bir kutsallığı oluşturur ve bu da o şehrin varoluşunu haklı kılar. Hatta o şehrin diğer şehirlere olan üstünlüğünü de belirler. İşte İstanbul böyle bir şehir demiş. Gerçekten çok güzel yorumlamış. Çok doğru söylemiş. Gerçekten. Çok evet. manalı. Hala geliyor biz. Şu an TT 4. sıradaymışız. Harika. Nihan harika. Evet bugün olsaydı bu internette giden, evet. internette geçen çok güzel bir şey. Canlandırma. Evet. Bugün var olsaydı bu şekilde olacaktı diye tam Saraçhane'de öteki tarafta şey var zaten. Parkta parçaları duruyor, öteki tarafta belediye var. Olsaydı böyle olacaktı. Plan tapınak planı. Ölçüler aynı bu şekilde olacağı varsayılıyor. Pek de güzelmiş. Aziz Polyantos, evet. O zaman en güzel yapısı. Ayasofya kurulmadan önce özellikle en güzel yapısı olarak geçiyor. Ne kadar güzel gerçekçi bir canlandırma değil mi? Evet. 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 Ne yazık ki Latin istilasında en güzel mimari parçaları gitti işte Venedik'te Latin bugün. Latin istilası bir de hani daha önce bizim yayında konuştuğumuz küçük kıyamet dediğimiz depremde de çok büyük kayıplarımız de, var değil mi? Yani 1894'te çok büyük bir deprem oluyor. O büyük bir deprem yani. Evet. Küçük kıyamet. Tabii 16. Evet. yüzyıldaki. 16. yüzyıldaki. Onda da çok kaybımız var. Her yüzyılda bir Edirne'ye maalesef. Kaçıyor evet, falan. Evet. O şeyler oluyor. Şedi videosunda Nuh'un gemisi de vardı. Onun için iki kelam etseniz diyorlar. Ettim. Az önce İki o yüzden Nuh'un gemisi. İki kelamı da evet. ettim. Kutsallar burada. Aslında İstanbul'un o bağlamdaki kutsallığı devam ediyor. Şimdi efsaneler dünyasına girelim. Gecenin bu saatine geldik. 00:34 Uykularını kaçıracağız insanların. son 10 dakika zaten. Son 10 dakika Bakalım, mı? Evet. tamam bitmiş. En heyecanlı yer burası oldu ama buraya sakladım ben. Tamam. Yine izleyicilerimiz devam ediyor. Gene TT yapmışlar 4. sıraya. Şimdi... ne yapıyor bu kız? Bakar mısın? Çalınan sütunlar. Çalınan sütunlar Polyektus'tan. Arkadaki de Bizans sütunlarıdır ama öndeki iki tane işlemeli Polyektus'tan. Yani şu öndeki iki tane evet. Yani ne yazık böyle kaçırıldı. Şurada en üste dikkat ederseniz Porfir sütun da var. Nereden geldiği belli yani Porfir sütunun İstanbul'dan. İki tane Porfir sütun üste karşılıklı. Gül kurusu rengi olan, mor rengi olan Mısır'dır onların asıl kaynağı. Ama öndeki iki tane de Aziz Polyektus'tan işte. Bunu alıp gemiye koyup Venedik'e kaçırdılar ki daha da mimari parça var orada. Şimdi... Şu kiremit rengi o yanındaki mozaik taşlı gibi... Onların hepsi şey mi? Kendilerine mi ait? Tabii yok onlar da İstanbul'dan gelme ama onlar bu öndeki iki tane şey. Zaten porfürlere bakınca anlaşılıyor. Evet. Öyle şimdi, yaba gibi oradan evet, evet. Çok götürmüşler. Yani. Şimdi. Bütün dünya müzelerinde maalesef. Öyle. Neler var? Yani en büyük şeyler, en büyük eserler manastırlarda çıkıyor. Adam evet. gitmiş, buradan haçlı kaçırmış, bağışlamış. Bir de o haçlıların izleri kalmış, arması falan, arma. Şeyde kalmış, Ayasofya'da kalmış. Adam armasını da sütuna kazımış bizim İdris abi gibi. o çağın İdris'i. O çağın İdris'i. Maalesef. Armasını da verirsek Nihan. Armayı da kazımış oraya. Şimdi bu emanetler daha sonra marjinal anlam kazanmaya başlamışlar. En heyecanlı yerde bitirelim. Marjinal anlam kazanıyor. İşte armasını kazımış
Ocağın İdris'i. Bunu çok aradım ben. Fransa'da da çok aradım. Bu biraz daha küçültebilirsen ben çektim. Evet. Sertaç. Küçült diyor. Beraber döneceğiz ona göre. Tehdit ediyor yönük benim. Bir evet. Soyluluk arması. Üç tane hilal var, balıklar var. O dönemin bir haçlı arması. Haçlı soylusu kazımış ama kim olduğunu bulamadım. Sadece hilal, iki tane hilal değil mi görülen? Evet. Üç. İki üç yanda mi? Var zannediyorum. Hani üçüncüsünü... Evet. Üç tane. Siz de göremediniz öyle mi? Evet, hocam? Ben de göremedim. Ayıramadım. Ben de en üstteymiş. Evet. Yani oraya o zaman İngilizce taşı. Balık. Zaten doğuya giden şövalyeler hep hilal seçiyor. Çok önemli Dame à la Licorne, Kulüni Müzesi'ndeki meşhur halı vardır, tek boynuzlu at. Orada da flama üç tane hilaldir. Birçok flama öyle doğuya gitmiş şövalyeleri hilaldir. Zaten İslam'ı seçen tabii, çok şövalye tabii, oldu. Tabii. Şimdi en heyecanlı eve gelelim. Ama vaktimiz kalmadı değil mi? Var mı? 5 dakika hadi. 5 dakikada. Bu kutsal emanetlerden bir bölümü marjinal anlam kazanır. Bunlardan biri de az önce sözünü ettiğimiz iki kere tekrarladığım İsa'nın böğrünü delen mızrak. İsa'nın böğrünü delen o mızrak, Longinus'un mızrağı. Kutsal emanetleri söylüyor Erhan Altunay. Evet, o mızrak daha marjinal bir anlam kazanmış ve bu mızrağı ele geçiren dünyaya hakim olur diye bir anlam kazanmış. Rivayet odur ki Konstantin'in eline geçmiş, Charlemagne'in eline geçtiği söyleniyor. Ama bu mızrağı arayan, tabii Hitler var, Napolyon var. Çünkü bu mızrak ele geçerse dünyanın hakim olacağına inanıyorlar. Yani bu konularda yaptığımız işleri eleştiren ve küçümseyen insanlara Yüzüklerin Efendisi filmini öneriyoruz. O zaman itibar kazanır. Yani, o zaman itibar kazanır. Milyar dolara yakın. Evet, İnsanlık bunlara inanır. Yani insanlık evet. için kadim bir duygu bu. Evet. Ve en önemlisi... Harry Potter Felsefe Taşı'nı izlediği o zaman inanırlar. Evet. Yani bravo. Evet. Maalesef böyle. Maalesef öyle. Ama bize inanmazlar. İşte. Ama en önemlisi görgü tanıklarının ifadesiyle kutsal mızrak İstanbul'dadır. İki. Ve daha sonra dünyanın hakimi o mızrağa geçer. Hitler'in eline bir tane mızrak verirler öyle kader mızrağı diye. Lance de la Destine. Ama o şeydir hani sonradan Viyana'da şimdi sergileniyor o mızrak. Ama yapılan araştırmalar İsa'dan sonra 7. yüzyıla ait olduğunu gösteriyor. Yani Longinus'un mızrağı değil. Fakat çok önemli bir şey var. Burada 15. yüzyıl hacıları, Rus hacıları, yani 1400'lerin başında fetihten hemen önce gelen Rus Novogradlı Antoni de var. Geldiği zaman buraya gördüğü şey bu mızrağın, işte Hitler'in eline verdikleri bu. Bugün formunda Nihan, harika. Ama bu İsa'dan sonra 7. yüzyıla ait. Ve bu mızrağı İstanbul'da gördüğünü söyler. Bütün imparatorların aradığı bu mızrak İstanbul'dadır. Ayayorgi manastırında da Mangana Ayayorgi'sindedir. Fetih'te kaybolur. Ve nerede olduğu belli değildir. Büyük ihtimal hala oralarda bir yerdedir. Ama burada... Burada sonradan alttaki hemen Hristos Filantropos'a kaçırıldığı söylenir. Yani. Soter Filantropos. Büyük Saray'dan bak çok da ilginç. Haçlı saldırısı sırasında Büyük Saray'da bir bilinmeyen bir odada saklanmıştır Deiliz'de. Sonradan çıkartılıp Ayayorgi'ye konmuştur. Sonra Filantropos'a gitmiştir ama oradan sonra kaybolmuştur. Yani bugün Beyza Hanım şeyi söylemek lazım. Burada yani. Durduğu söylenir. Bu da ikinci evet, şey olarak söyleyelim. Bu kent Konstantiniye olduğu zaman da İstanbul olduğu zaman da ondan önce de çok önce hep başkentti. Bir ülkenin başkenti olmak ne demektir? Buradan yola çıkmak gerek. Bütün hikayeler, bütün hikaye burada döner. Kesinlikle. Kesinlikle. İstanbul'da. Kesinlikle. Özel bir Güzel bir kaje ile bitiriyoruz. 2500 yıllık sır ahit sandığı bugün ana konumuz buydu. Ayasofya'nın üzerindeki ahit sandığı ışıklandırması
fetih kutlamalarında ne anlama geliyordu? Bu soruyu Erhan Altunay'a sorduk özellikle. Elbette Elif Ulu Hoca da yorumlarıyla destekledi. Erhan Altunay dedi ki o mesaj yerinde bir mesajdı. Ahit sandığı burada mesajı, güç bizde mesajı tıpkı Bellini'nin tablosunda Fatih'in verdiği gibi doğru bir mesajdı. Aynı dilden konuşulduğunu, sembollerle cevap verildiğini söyledi. O yüzden kayıt dışı farkı ortaya konmuş oldu Erhan Altunay'ın özellikle. Elif Hocam tabii ki yani özellikle söylüyorum ama Ahit Sandığ'la ilişkin yorumu çok önemliydi. Tabii, belirleyiciydi tabii, diğer yorumcular zaten arasında. Zaten altyapıya Elif doldurmasa. Kesinlikle öyle. Çok güzel açılımlar yaptırdı sağ olsun. Sağ olsun. Değerli izleyiciler, TT yaptınız. Hala öyle devam ediyor. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Şimdi hemen hızla 2 dakika konuklarımdan veda sözlerini almadan isimleri okuyayım. Lütfen benim Twitter adresimden DM'den şey atın. Adres bilgilerinizi atın. İletişim bilgilerinizi atın. Rica ediyorum. Hemen okuyorum. Bu Hatlar Kimin Eserisi sorusu Elif Hoca'nın. Ayasofya'daki Hatlar Kimin Eseri sorusunun cevabı olarak Kaz Asker Mustafa İzzet Efendi diyen izleyicilerimiz arasında İlk atanlara eğilmeye çalıştık. Bir de bana çok konuşuyorsun demeyen izleyiciler arasından seçtik. Evet. Sen lafı açmasan buralara gelmezdi. Evet, bu çok ilginç. Normal hiç konuşmuyorsunuz, telefona bakıyorsunuz diyen izleyicilerin. Aa, olur mu? Zaten konuşan da Sertaç susturuyor işte bakın. İzleyiciler Murat her şey Uğur. Lütfen Murat Uğur mesaj atınız. DM'den iletişim bilginizi atınız. Çotakoğlu Esra. İletişim bilginizi bekliyorum. Kavas Tolga. Tolga Kavas bizim 3 yıldır daimi izleyicilerimizden hiç eksik etmez ilgisini sağ olsun. Yine ilk cevabı verenlerden olmuş. Nihan Torun. Doğru okuyorumdur umarım ama bir imla hatası varsa okuyamadığım bir yer siz algılamışsınızdır zaten. Ve Neslihan Toprak. 5 oldu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Neslihan Toprak 1. Düzeltiyorum. Neslihan Toprak 1. Bu isimler lütfen yani bitince şöyle bir geriye sarıp tekrar dinleyebilirsiniz okuduğum isimleri. Şimdi akasya ağacına süre doldu. Hemen hızlı akasya ağacını okuyacağım. Şöyle hem kendi aldıklarıma da bakıyorum. Bu İbrahim A3 böyle sıralı uzun bir kullanıcı adı var. Kendini muhtemelen anlamıştır. Ben paylaşacağım görsel olarak da. Emre Arı İpek yine kazananlardan birisi. Okumakta da güçlük çekiyorum. Gülseren Gümüş. Lütfen bu isimler iletişim bilgilerini DM'den atsınlar. Şöyle şuradan Ferhan Yılmaz'ı okudum. İbrahim A. nokta nokta okudum. 1, 2, 3 oldu. Mucizeler Atölyesi ve Aliye Zehra, Aliyem 13. 1, 2, 3, 4, 5 izleyicimizin İsimleri de bunlar. Akasya ağacından yapılmıştır. Ahit Sandığ diyen 5 izleyicimiz de İstanbul'un Latin Çağı kitabını kazandı. Katılım gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Mükemmeldiniz gerçekten bugün. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan hiç yalnız bırakmadınız. Çok güzel paylaşımlar bulundunuz. TT yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu karışık gündem içinde izleyip TT yapmanız ayrıca çok önemli bizim için. Sağ olunuz, var olunuz, yüreğinize evet, sağlık. Erhan Altunay. İletişim Başkanlığı'na bir kere daha Fahrettin Hoca'ya da sevgiler, evet, saygılar. Tebrik edelim bir kere böyle bir olay için. Program için çok teşekkürler. Nihan ve Sertaç'a, Sertaç'ta bu görsellere bulunduğu katkıyla çok güzel oldu yani. Çok ama iyi. Bizim, orası bizim, biz güçlüyüz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ahit Sandığ mesajı bilinçli yani elinde. Mesajlar, semboller. Daha çok sembol dilden. Dili. Evet, sembol dili evet. Dünyada çok konuşulacak. Biz de bu dili çok iyi konuştuğumuzu gösterdik. Ve Elif Hocam siz ne dersiniz? Tarihçi Nimet Elif Ulu bizimle birlikteydi. Doktor Nimet Elif Ulu. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben ekibimiz adına, izleyicilerimiz adına katıldığınız için. Var. Sizin son sözünüzü alayım ve toparlayalım. Karar bizim. Kararı biz veririz. Egemen bir ülkeyiz. Egemen ülkeler kendi kararlarını kendileri verirler.
ve herkes ona kabul etmek zorunda kalır. O kadar. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, katıldığınız için gerçekten teşekkür çok teşekkür ediyorum. Tekrar çok görmek dileğiyle. İnşallah. Yazdığınız eser için kaleminize, yüreğinize sağ sağlık. Çok Erhan Hocam, kitap yazmaya devam ediyorsunuz. 4 kitap sonra benimle kitabı. Çok teşekkürler katıldığın için hocam. Sağ ol. Erhan Altunay'a da tekrar teşekkür ediyoruz. Sizlere de tüm ekip arkadaşlarım adına sağ olun, var olun. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Ahit Sandığı bizde.